Arkadaşlar, We Are The Best Galatasaray'da tekrar sizlerle beraberiz ve bu akşam ne günü? Galatasaray günü gene ve Galatasaray'ımız Barcelona ile rövanş maçına çıkıyor. Nef Arena hemen hemen dolmuş durumda ve gerçekten de güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz ve hep beraber bu yayını izleyebilmek, daha doğrusu bizim aktarımımızda dinleyebilmek ve bilgileri paylaşabilmek için bir aradayız. Sanıyorum herkes benim gibidir. Ben kalbimin sesini şu an buradan duyabiliyorum. Çok heyecanlıyım. Bu heyecan gerçekten çok büyük bir duygu. Ama Berat abiye bir top atayım, bakayım ne yapacak. Onun da bir durumuna bakalım. Ben de tak tak diye bir şey duyuyordum. Meğer senin kalbinin sesiymiş. İki kere duyuyordum. Hem kendiminkini hem seninkini Abi ne diyorsun duyuyormuşum sen demek ya? ki. Var ya. Evet, iyi. Bütün dostlara sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. İnşallah tur gecemiz olur. Yani bakalım artık 2 saat mi, 3 saat mi, 4 saat mi, kaç saat yayın yapacağız. Allah bilir, inşallah tur atlayan taraf biz oluruz. Ne yapalım, hemen girelim mi şeye? Abi zaten sahaya çıkmaya başladılar. 11'leri Evet. ben vereyim istersen veya sen ver veya nasıl istiyorsun öyle yapalım. Kalede Peynir'le başlıyoruz. Anhold, Marka, şu anda Nelson ve Sasha Boey, Berkan ve Taylan önlerinde Çiko oynayacak. Kerem, Gomis ve Babel 11'imiz. Barcelona'da ise Steigen kalede, Sergio Dest sağda, Eric Garcia ve Fike stoper mevkiinde, Jordi Alba sol bek, önlerinde Pedri ve Frankie de Jong var. Ortada ise mecburen Busquets'i koymak zorunda kaldı. Busquets oynayacak. Adama Traore ve Ferran Torres kanatlarda ve Aubameyang da forvette olacak abi. Ben bunu verdikten sonra sen de Tamam. istersen ritüele Kaleci geçebilirsin. Şu an maçlar de okunacak diyorsun. Stegen'de. Stegen daha doğru, çünkü Stegen değil, öyle okunmuyor. Alman olduğu Steigen demedim için, abi. Steigen diyorum zaten. evet, Alman olduğu için evet, ben o zaman şey yapayım, Olur. ritüeli yapayım, geçelim. Murat Esen gelmiş, her zamanki gibi birinci sırayı almış. Kıvanç abim, Vedat abim, Süleyman abim, Emre kardeşimin yayınlar. Atakan burada, abilerim selamlar demiş. Ondan sonra Havin burada, Şırnak'tan herkese selamlar demiş. Serap Erol benim sevgili ablacığım, o da burada bize destek veriyor. İzmir'den selam olsun demiş. Metinge abi, çok güzel abi, güzel bir şut çıkarttım ilçeler arası turnuvada ama top çok sert geldi elim üstüne, kırdım diyor. Aman ya, geçmiş olsun, eli kırılmış herhalde dostumuzun. Aman geçmiş olsun, Allah acil şifalar versin. Metehan Altun İtalya'dan, biliyorsunuz Venedik'ten, iyi yayınlar demiş. Yücel Yücel burada, selamlar dostlar, iyi yayınlar demiş. Ufuk Özkan 1905 haydi Bismillah demiş. Mesut Zengin işte geldik demiş. Efe Allah Allah'ım lütfen, Allah'ım lütfen, evet bu mübarek Kandil gecesine Kandil'in de ayrıca bütün kutluyorum, tebrik ediyorum dostlarımızın. Bu mübarek günde duaları kabul olur efendim inşallah. Mesut Zengin bizim kadroyu vermiş. Metinge aynen. Amoris'e gelmiş. We are the best demiş aynen. Mesut Zengin aynen kadroları. Abdullah Polat, Allah'ım yar ve yardımcımız olsun rektaşlar. Evet dostlar, çok heyecanlıyız. Tatlı Bela 1905 iyi yayınlar. Batu Flix gelmiş. 11-12-2013 Galatasaray Juventus maçı gibi Galatasaray 1-0 alacak demiş. Bugün bir de 17'si biliyorsunuz arkadaşlar. 17'leri bize uğurlu geliyor. Atarkın Atun Ukuk selam herkese. Mert vallahi kalbim güm güm atıyor. Hepimizin öyle. Musa Kancı selamlar, iyi yayınlar. Tunçeli ya kazanalım amin demiş. İnşallah. Cigon abi burada katılıyemiz. İyi yayınlar, bu tur geçecek. Aslanlarımız Allah'ın izniyle demiş. Gabiyet gelmiş. Erken gol yemeyelim yeter demiş. Web derslerim Cihat gelmiş. Abi heyecan çok fazla, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler dostum. Hyper of Strike. Hadi Bismillah diyelim hayırlısı inşallah. Umut Barut. Bugün günlerden Galatasaray. Yasin burada. Şaki Uzbaş. Ergut Altan. We are the best demiş Galatasaray. Gülün Al. Selam, iyi yayınlar haydi demiş. Barış Özer burada. Abi acayip heyecanlıyız. Eyüpenser Özaltın. Katuliyemiz ya Allah, Bismillah. Aslanım benim 1905. Onun da YouTube kanalı var arkadaşlar. Destek olalım. O da Abi iyi yayınlar. maç başladı, bilgin olsun.
Tamam, oldu o zaman. Tamam. Yani Bütün sen dostlar bilirsin, buradalar. arkadaşlar da şey yapar, istersen başlayalım. Şu anda bir atak geliştirdiler sol Aynen. taraftan, bizim sağ tarafımızdan, ancak Taylan'ın ayağına çarpan top kornere çıktı ve henüz 30. saniyede bir kornerle başlayacaklar oyuna. Aslında Xavi'de, Torrent'te biraz heyecanlılar ama bakalım. Şimdi Frankie de Jong topu kullanacak. Yanındaki Pedri ile paslaştı ve Pedri hemen dışarıya, geriye doğru Jordi Alba'ya verdi ve Frankie de Jong topu aldı. Jordi Alba içeride, bayağı kalabalıklar ama çıktı top, ortalanan topu Inaki Peña aldı ve hemen degajını kullandı. Orada Kerem'e gelir mi? Gelmedi. Erik topu kesti. Ancak dönen topu Taylan kazandı ve Berkan şimdi Kerem'e doğru attı ama Kerem ofsayt dedi zaten, hareketlenmedi ve kaleci Steigen'e doğru top geldi ve Steigen hemen topu Eric'e gönderdi. Erik de şimdi ileri doğru çıkıyor. Yan tarafında Fike var. Orta alanın, yarı alanın ortasında Gomis de geldi. Aubameyang geriye kadar geldi ve topu aldı. Şimdi Busquets sağ tarafa gönderdi ve Dest aldı. Dest şimdi Traore'ye gönderdi. Anhold baskısını görünce Traore hemen geriye doğru verdi ama oradaki presimiz var. Seken top Marka'da kaldı. Bu arada Marka kaptan çıktı. Busquets'le Marka ikisi takım kaptanları olarak hava açı yaptılar abi. Şimdi Marka'ya yapılan bir faul var. Orta çizgiye yakın yerden topu kullandık. Nelson'a verildi ve Nelson geriye doğru döndü. Kaleci Inaki Peña'ya geldi ve 3 kişi birden baskıya geldiler Peña'ya. Ancak Peña uzun bir top gönderdi. Babel göğsüyle aldı. Çika ayağında kaldı top. Çika ileri doğru gitmeye çalışıyor. Sağ taraftan ortaya yaptı ama ayak koydu orada Jordi Alba ve top, evet, geriye doğru çok deli gelip pas attılar. Erik de gidiyor. Erik aldı ve kaleciye döndü. Steigen, Babel çok güzel bir pres. Ama kaleci son anda topu uzaklaştırdı. Dönen top. Şimdi Berkan'da kaldı. Berkan Gomis'e verecekti ancak hakem diyor ki Babel'in Steigen'e yaptığı hareket bence faul dedi. Ve oradaki tehlikeli hatamız da bitmiş oldu. Bakalım bir faul var mı? Evet, var. Babel'in yaptığı Steigen'e bir faul var. Şimdi orada altı bas içerisinde Steigen'e yapılan hareketten dolayı Barcelona serbest vuruşla oyuna başlayacak abi. Yani ortada bir maç gözüküyor şu anda. Barcelona taraftarları da var tabii ki misafir tribünde. Şimdi Erik ve Fike paslaşarak ileri doğru gitmeye çalışıyorlar. Gomis'in presi var ve şu anda orta alandan tekrar Erik'e doğru top geldi. Jordi Alba top istedi. Jordi Alba'yı aldığı anda Babel baskı yaptı. Hemen arkadan Taylan da geldi. Çika da geldi ve baskıyı gören Barcelona geriye doğru döndü. Ve şimdi top Erik'te. Erik Gomis'in presini görünce Steigen'e doğru topu geri attı. Steigen hemen orada Fike'ye topu aktardı. Ve gene Gomis araya girmeye çalışıyor. Girdi de nitekim. Fakat orta alanda Aubameyang topu aldı. Busquets, Erik ve Jordi Alba şimdi tekrar kendi yarı alanlarına döndüler. Uzun bir arkaya doğru top atıldı. Saşa kaydı. Torren aldı topu ama Saşa geldi, topu ayağından söktü, aldı. Pedri'nin presi var. Babel'e doğru gönderdi. Babel çok güzel bir topuk bası Saşa'ya, ancak hakemin bayrağı var. Saşa topu çizgi dışında sahip oldu diyerek topu Barcelona'ya verdi. Barcelona orta çizginin ilerisinden, yarı sahamızdaki bölgeden bir taç atışıyla oyuna başlayacak. Evet. Bütün dostlar burada. Yüzün üzerine çıktık bir çırpıda. Lütfen dostlar, gelir gelmez birer de beğeni bırakırsanız yayın daha da yukarılara çıkar. Lütfen bizi kırmayıp birer beğeni bırakın Evet, dostlar. Ferran Torres şimdi cezana doğru girmeye çalışıyor. Saşa karşıladı. Pedri ortadan topu aldı. Uzun bir şekilde sağ tarafa doğru Traore'ye gönderdi. Anhold. Kerem de yardımcı. Anhold karşısında Traore. Traore açıkta top bekleyen bir Dest var ama oraya vermek istemiyor. Ayağıyla oynamaya devam ediyor fakat Anhold bir türlü geçemedi. Şimdi Kerem de ayak koydu ve top kornere gitti. Şimdi dakika 4.40 ve Barcelona bizim sol tarafımızdan bir korner atışıyla oyuna başlayacak. Abi inanır mısın? Başım ağrı girdi ya. Yapma ya. Vallahi billahi, yani o kadar stres yapıyorum ama Evet, işte evet. böyle. Yani bu sevgi böyle. Şimdi Frankie de Jong korneri kullanacak. Traore ile paslaştı hemen Kerem karşılarında ve hemen ortaya doğru döndüler. Şimdi orta Jordi Alba'dan uzun bir orta, ancak o da nereye gitti? Out'a çıktı ve Inaki Peña'nın kontrolünde. Şimdi out atışıyla Galatasaray dakika 5'te oyuna sokacak
Taraftarlar çok coşkulu. Hiç Evet. susmadılar gördüğüm kadarıyla. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Topu Anholt'a doğru, sola doğru gönderdi. Traore'yi gördü. Anholt hemen çizgi üzerinde Berkan'a. Berkan aşırttı. Gomis'e doğru geldi. Gomis cezaına girebilir. Gomis cezaında. Gomis vurdu. Gomis vurdu. Kaleci kurtardı. Altı pasta. Aferin. Gomis tekrar aldı. Babel orta yaptı. Dışarıya doğru. Şimdi Kenan gene vurdu. Koldan sekme var. Ama hakim devam dedi. Ve taça çıktı. Çok mükemmel bir pozisyon kaçtı. Aferin. Aferin. Dakika 6, 6, 6. Ay, ay, ay. Atsayı Aferin. çok büyük bir avantaj olacaktı. Ama Gomis Süper. elinden geleni yaptı. Çika ile paslaştı Babel. Çika şimdi cezaına girmek istiyor. Babel topu aldı ama ondan da topu alan Torres oldu. Ama top sekti. Kerem geldi. Kerem topu aldı. Kerem cezanın dışından vurdu ve temas var. Korner olması lazım. Hakem korneri verdi. Dakika Süper. 6-20. Kerem'in inanılmaz gayretiyle Allah mükemmel bir Allah. top önünde. Allah Bakıyorum şöyle ofsayt beklentisi var Barcelona'dan. Gomis'in atağında ama ofsayt yok. Dest bozuyor ofsaytı. Ah. Kaleciden dönmemiş bu arada. Erik ayak koymuş. Erik'in ayağından dönmüş ama güzel bir kontrol yaptı. Taraftar coştu. İnşallah bir de gol diye bağırırız. Bu arada İnşallah hadi. hakemler Daniele Orsata, Alessandro Gialettini, Fabiano Preti arkadaşlar. Dördüncü hakem de Daniele Cifi olacak. Şu anda görev alan hakemler. Anholt topun başında. Korner atışı kullanılıyor. Dakika 7 Anholt. Çok iyi bir orta ama top Babel'e veya Gomis'e çarptı. Direğin üstünden out'a çıktı. Evet, bu atak da böyle bitmiş oldu ama gerçekten çok tehlikeli bir atak gelişti. Gomis'e çarpmış ama Gomis kafayı vuramamış. Omzundan sekmiş ve out'a çıkmış. Evet, şimdi Erik kalesine topu aldı. Gomis de pres yapmaya çalışıyor. Babel de geldi. Şimdi hemen solda Jordi Alba Ferran Torres'e verdi. O da ortaya doğru gönderdi ve Fike'ye kadar gelen top. Fike orta yuvarlakta kendi yarı sahasına kalan bölümden şimdi ileri doğru gitmeye çalışıyor. Ders de verdi. Ders şimdi içeriye Traore'ye gönderdi ama Anholt geldi. Şimdi Frankie de Jong Anholt'u geçti ama seken top Marcao'dan Anholt'un önünde kaldı. Anholt uzun gönderdi. Orada Fike topu kafayla indirdi ve orada Pedri topu aldı. Taylan hemen arkasında geriye dönmek zorunda kaldı. Jordi Alba'ya, Jordi Alba da kaleciye vermek zorunda kaldı. Steigen ve şimdi kaleci Fike'ye aktardı. Fike hemen sol taraftaki uzun bir topla Ferran Torres'i gördü. Ferran Torres içeriye doğru verecek Jordi Alba. Aradan kaçanlar var. Olmadı. Sol tarafa Torres'e verdi. Torres aşağıyı geçti. Torres cezanın dışından vuruşu Tayland da orada blok etmek istedi ama out'a çıktı. Dakika 8.30 şu anda Barcelona'nın iki Galatasaray'ın bir tane pozisyonu var. Barcelona iki korner, Galatasaray bir korner kullandı. Ortada geçen bir maç diyebiliriz. Her şey şu anda Galatasaray'ın istediği şekilde devam ediyor abi. Evet. Yücel yücel haydi aslanlar demiş. Atım Atarkın atını hukuk amcalar ambulans kapıda bekliyor değil mi demiş. Cigon abi hadi be oğlum hadi be bu tur bizim demiş. Mehmet Bozak bizim için değil ay yıldızımız için kazanın. Murat Sevinç biz bu maçı alacağız demiş. Evet, anladığım İnşallah dostum. kadarıyla bu çok kötü bir pas. Frankie de Jong dışarıya attı. Bu Araya çok güzel. ilk defa bu kadar güzel girdi Barcelona. Frankie Çok de güzel. Jong, Marcao ve Nelson'un arasına atılan topu çok iyi aldı ve kaleye doğru plase Güzel, vuruş güzel. yaptı. Direğin dibinden top dışarıya çıktı abi. Her zaman Gerçekten böyle yaptım. öldük öldük dirildik. İnanılmaz bir gol kaçırdı De Jong, onu söyleyeyim. İnşallah bunu çok ararlar maç içerisinde. İnşallah. Uzun bir top Gomis'e geldi ama Fike Gomis tutarak o topu uzaklaştırdı kafayla. Taylan Saşe'ye vermek istedi ancak top taça çıktı. Babel biraz ileride kalıyor. Biraz daha geriye gelmesi lazım. Bu arada U16 takımını görüyorum. Onlar da tribünde Hakan Baltay ile beraber maçı seyrediyorlar.
taç atışı kullanılacak. Şimdi Jordi Alba taçı kullandı. Pedri ancak Saşa ayak koydu ve uzun bir top. Gomis alabilir mi? Fike de geldi ama Fike orada topa sahip oldu. Gomis elle müdahale var diye itirazla bunu ancak hakem devam ettirdi. Jordi Alba'ya şimdi top gelecek. Pedri, Erik pardon. Şimdi ortada Busquets ortaya ileri doğru gönderecekti ancak orada bir faul vardı. Hakem avantaj dedi. Geriye döndüler. Fike'ye kadar geldi. Şimdi Erik aldı topu ve ileri doğru çıkmaya başladı. Barcelona baskılı başladı. Umarım sıkıntı olmaz şu anda. Hani erken bir gol istemiyorum. Anhold. Araya atılan topu kaptı. Anhold. Hemen yanında Berkan'a. Berkan Anhold paslaşması ve Taylan'a geldi. Taylan. Şimdi yarı alanımızın ortasında Babel'e doğru aktardı. Babel. Saşa da ileri doğru çıktı. Babel gene içeri doğru girdi ama ileri atamadı. Dolayısıyla geriye doğru Nelson'a döndü. Nelson şimdi orada Berkan'a. Berkan da kaleci Inaki Peyne'ye gönderdi. Aubameyang'ın presi var. Babel topu alabilir mi? Aldı. Şimdi Babel orta alanda Saşa'ya aktardı. Saşa Taylan'a gönderdi. Taylan en sola gönderdi ve Kerem. Şimdi Kerem'in karşısında Dest. Dest'e offside verdi hakem. Kerem de şaşırdı. Dest'e kontrolünü geçecekti Kerem. Belki gol pozisyonu olacaktı. Bakalım şöyle bir. Evet, offside var gibi. Çizgilere evet. Bakarsak Kerem'in pozisyonu offside. Ama evet, çok güzel o pas verilmişti. Şimdi Erik yarı sahasını geçti. Hemen sol tarafta Jordi Alba'ya ve Torres'e verdi. Özür diliyorum. Torres de geriye doğru Jordi Alba'ya. Jordi Alba Aubameyang'a aktardı topu. Aubameyang geriye doğru vereyim derken Kerem de pres yaptı ama Traore'ye aktardı. Traore şimdi karşısında Kerem'i de aldı. Berkan'ı da aldı. Anhold'u da aldı ama ayağından kaçırdı ve o topu şimdi Kerem aldı. Hızla çizgi üzerinden gidiyor ve Dest de geldi. Kerem'i durdurmaya çalışıyor ama durduramadılar. Kerem iki ayağına da çok hakim. Paslar ama üçüncü bir oyuncu geldi ve o topu kaptırmak zorunda kaldı. Şimdi ise Saşa topu aldı. Evet, Ferran Torres'e gelmek üzere olan topu Saşa koşarak aldı. Hemen pası Taylan'a aktardı. Taylan ileri verebilir mi? Çika'ya aktardı. Çika, Saşa ve Nelson paslaşmasıyla top savunmamıza kadar geldi ama hemen Taylan topu Nelson'dan istedi ve sol tarafta Marka'ya verdi. Marka Aubameyang'ı geçti. Marka uzun gönderdi. Arkada yapma be Çika be. Ama Babel geliyor. Şu an çaprazdan cezana giriyor. Babel'in şutu be. Stegen çok zor kontrol etti yerde. Vallahi. Çok güzel ters köşeye Babel çaprazdan vurdu ve Stegen çok zor da olsa yere yatarak topu kontrol etti. Şimdi Jordi Alba topu aldı. Babel karşısında baktı olmadı. Eriye doğru döndü. Erik şimdi yarı sahaların ortasından ileri doğru çıkmaya çalışıyor ve Fike'ye verdi. Fike karşısında Gomis de var. Onu gördükten sonra Erik'e aktardı. Fike çok sakin ama diğerlerinde biraz telaşı hissediyorum. Erik ileri doğru gitti ve hemen sol tarafta Ferran Torres içeri doğru gönderdi Pedri'yi ama orada Nelson ayak koydu. Şimdi top geriye kadar geldi ve Erik topu aldı orta çizgi üzerinde. Erik şimdi araya kaçan Frankie de Jong. Yani De Jong'u araya kaçırmaya çalışmışlar. Onu görebiliyorum. Umarım bizler de bu hataları yapmayız. Çıkar. Şimdi topu aldı. O yarı sahamızın ortasında Saşa'ya doğru aktardı. Saşa uzun gönderdi ama Gomis'e değil. Top Erik'e geldi. Erik hemen sol tarafa aktardı ama orada Ferran Torres yoktu ve taça çıktı. Şimdi yarı sahamızın ortasından sağ taraftan taç atışıyla oyuna başlayacağız. Evet. Ferhat Erkara dostumuz Paris'ten. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar güzel kardeşlerim. İnşallah mutlu sonla biten gecemiz olur demiş. Mehmet Bozok, Vedat abi sen niye izlemiyorsun? Ben yorumlara bakıyorum dostum. Sizin yorumlarınız da çok önemli bizim için. Tuvanç anlatıyor. Ben yorumları kaçırmamaya çalışıyorum. Öyle görev dağılımı var aramızda. Ortadaki ekranı kaldır demiş Cahit. Ama çoğu dostumuz seviyor herhalde bu simülasyonu. Simülasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yazarsanız arkadaşlar ona göre belki devre arası şey yaparız. Konuşuruz Süleyman'la kaldırırız. Böyle simülasyon iyi mi kötü mü? Siz söyleyin. 200 kişiyiz şu anda ve beğenilerimiz, like'larımız çok az dostlar. Lütfen burada olan 200 kişi hep beraber beğenirsek daha fazla kişiye ulaşırız, daha fazla gelen olur. Evet, Barcelona'nın oyun kurmasına pek izin vermiyor Galatasaray şu anda ama Fike yerine Erik'le ileriye çıkıyorlar. Bu biraz beni şaşırttı. Genelde oyunları Fike kurar.
Şimdi Busquets geriye doğru Fike'ye döndü. Baskıyı gören Fike de şu anda büyük bir ihtimal evet eriye aktardı. Orta yuvarlan kendi yarı sahalarına bakan kısmında Erik topu aldıktan sonra ileri doğru gönderdi. Aubameyang'a marka alma hareketi sert ama hakem devam dedi. Allah'a şükür böyle hakemler keşke Türkiye Ligi'nde olsa. Çok güzel bir orta yapıldı ama Jordi Alba topu aldı. Aubameyang orta alana kadar geldi ve topa sahip oldu. Şimdi geriye doğru Jordi Alba'ya verdi. Herkes birbirini uyarıyor Barcelona'da ileri çıkmaları konusunda. Frankie de Jong hemen Pedri'ye aktardı. Pedri sol taraftan Ferran Torres ve Pedri tekrar topu aldı. Hemen yanındaki Jordi Alba'ya. Jordi Alba ceza alanına doğru giriyor. Aşırtma bir top ve orada top out'a çıktı. Yalnız Anhold'un bir hareketi var. Dikkatli olması lazım. Bu arada Figuri'nin tribünde olduğunu görüyorum. Yani oynama ihtimali hiç yok. Onu söyleyeyim. Ağırlığından Evet, dolayı. yedeklerde yok zaten. Ben baktım maçtan önce. Oynama ihtimali Yedekte yok yani. Onu söyleyelim. O zaman ikinci yarıda büyük bir ihtimalle Morutan görebiliriz sahada. evet. Yani şöyle bir çalışma yapmışlar. İlk dakikaya bakayım şöyle bir. Topu ileri götürüp sonra bir anda geriye doğru çekip araya oyuncu kaçırıyorlar ve aşırtma toplarla o oyuncuları buluşturmaya çalışıyorlar abi. Şu Peki anda o oyuncu da Frankie de Jong gözüküyor. Evet abi. senin ilk 15 dakika şeylerin çok tutuyor tespitlerin ve maçın genelini tahmin edebiliyorsun. Nasıl bir tahmin yapabilirsin şu Oyun anda? böyle devam ederse Galatasaray gol yer. Evet. Yani aralara kaçan toplara çok dikkat etmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Kerem, Dens'in önünden geldi, aldı. Ah be de Kerem. Ama kontrol edemedi ve taça çıktı. Yani Dens de resmen Kerem orada oynuyor. Onu söyleyeyim size. Nazar değmesin. Şimdi taç kullanıldı. Marka Aubameyang kontrol etti. Nelson topu aldı ve geriye doğru uzun bir top. Orta alandan geriye doğru Inaki Peña'ya geldi. Hemen Marka da Nelson da görev yerlerine döndüler ve Peña şu anda top ayağında. Karşısında Aubameyang da var. Torres de var. Pres yapacaklardı. Uzun gönderdi Gomis'e doğru ama orada Fike geldi. Gomis'i dağıttı ve topu sahip oldu Busquets. Şimdi Jordi Alba ileri doğru verecekler. Aubameyang topu aldı. Orta alana doğru geldi. Ona da pres geldi ve hemen geriye doğru Jordi Alba'ya aktardı. Jordi Alba Frankie de Jong'u derinlemesine gördü. Kerem de geldi. Traore'ye giden top. Kerem Traore presi inanılmaz güzel ama Anhold'un yaptığı hareket. Aa, hakem devam dedi. Harika ya. Traore yerde kaldı. Hakem devam dedi. Kerem şimdi orada Çika'yla paslaştı ama Çika ayağından topu kaçırdı ve Sende dakika kaç şu anda Kıvanç? göstersin söyleyeyim. Ha, tamam göster. Tamam. Yani burada Anhold'un yaptığı da hakikaten faul yani onu söyleyeyim. Evet. Traore'ye enteresan aman aman öyle olsun boş ver. Dakika 18 abi. Evet, tamam. Aubameyang şimdi taştan gelen top Dens'ten. Aubameyang da Dens'te aktardı. Anhold karşısında. Frankie de Jong da Dens. Anhold'u geçmeye çalıştı ancak orada ne karar verdi? Hakem out mu verdi? Faul mü verdi? Faul vermiş. Anhold'u Dens geçince orada Anhold'un düşürdüğünü söyledi ve orada bir faul verdi. Ceza alanına yakın bir alan. Korner çizgisi, out çizgisinin olduğu yerde Anhold ders geçtiği için pozisyon olmaması için onu düşürdü abi. Ve burada şimdi o pozisyondan doğan yarım korner dediğimiz bir serbest vuruş kullanacak Barcelona. Barcelona şu anda maçı kontrol ediyor. Onu Evet. söyleyeyim. Aceroz demiş orta alanda biraz daha sertleşmemiz lazım bence. Edi Çelikler şansımız vardı penaltı verebilirdi demiş. Eksu Hanuel Yok bu Gaziantep. penaltı olmaz. Bu penaltı falan değil canım. Cezanın dışında bu. Evet Frankie de Jong topun başında hemen hemen tüm topçular içeride. Bakalım nasıl kullanacak ortayı yaptığı. Orada Fike kafayı vurdu ama arkaya sekti. Şimdi Ferran Torres topu alacak. Sasha'nın kontrolünde Ferran Torres geriye doğru Jordi Alba'ya. Babel de ona pres yaptı. O da Eri'ye doğru geri döndü ve Erik de topu hemen yanına gelen Fike'ye Busquets'e aktardı ve Busquets geriye doğru döndü presi gördü ve Erik de kaleciye kadar topu geriye aktardı. Sterling topu aldı. Şimdi
Erik yanına kadar geldi. Fike'de bölgesine döndü ve Erik şimdi topu yarı sahaların ortasından ileri doğru götürmek istiyor. Pedri'ye aktardı ama Pedri tekrar Erik'e. Erik de şimdi kendi topu sürerek ileri gitmeye çalışıyor ama gidemedi. Jordi Alba'ya aktardı ve Jordi Alba da gerideki Fike'ye topu gönderdi. Şimdi Fike uzun bir topla Traore'yi gördü ama Anfold daha kolay bir şekilde yerini aldı. Saşa topu, gelen topu uzaklaştırdı ve Kerem'e doğru geldi. Kerem'e çok çarptı. Dens'in de biraz faulü var ama çok iyi aldı Kerem. İki oyuncu arasından topa dokundu ve top markada kaldı. Şimdi Nelson ileri doğru gitmek istiyor. Nelson Babel'e gönderdi. Babel topu kontrol ettiğinde geriye dönmeyip biraz ileri dönse o kadar şeyi yapabilir ki ama her seferinde Babel geriye dönmeyi tercih ediyor. Bunu Babel'i kötülemek için söylemiyorum ama yani abi biraz ileri düşün ya. Nelson uzun bir top Gomis'e, şimdi Fike'de geldi ama Gomis'in kafayla indirdi top. Babel ise offside'dı. Hakem de bayrağı kaldırdı. Dakika evet. 21 oldu. Galatasaray 0, Barcelona 0 arkadaşlar. Gayet dengede gidiyor şu anda. Hani erken gol yemeyelim muhabbeti vardı ama yiyeceksek evet, aslında erken gol yiyelim diyorum ben her zaman. Kıvanç abi ilk maça göre ilk 20 dakikayı nasıl değerlendiriyorsun demiş Coşkun Güner. Yani ilk maça göre bence biz biraz daha temkinliyiz. Barcelona ise baya bir saldırmaya çalışıyor. Şu an topu kaptık marka öyle ama Gomis'e yapılan bir hareket var. O da Erik tarafından yapılan bir hareket. Orta yuvarlağın bizim sahaya bakan tarafından. Abi ben bir tek şey söyleyeceğim hakemle ilgili. Daniel Orsata yani genel olarak kararlarında Galatasaray lehine veriyor. Bu yüzden evet, şanslıyız onu söyleyeyim. Evet, bir de ev takımları genelde ev takımlarından yana şey koyuyormuş. Ben genel şeyine baktım onun istatistiklerine. Ev evet, Taylan çok iyi aldı topu Pedri'den. Babel'e aktardı. Babel Saşa'ya. Saşa tekrar Taylan'a döndü. Taylan uzun gönderecekti ama Pedri'nin ayağı top taça çıktı. Yarı sahamızın ortasından bir taç atışıyla şimdi oyuna başlayacağız. Dakika 22. Saşa top eline aldı. Mert demiş ki Gomis ağır kalıyor ya, eski Gomis değil demiş. Yani Mustafa'nın maçı bu öyle diyeyim ama herhalde mutlaka bildikleri bir şey vardır. Evet, Seko da demiş. Mustafa yedeklerde var dedim abi. Var. Kıvanç abi Gomis çok offside'e kalıyor demiş Seko. Yok, Gomis'in offside'de kalmasından ziyade Fike çok akıllı, Fike. Evet, Edi Çelikler diyor çıkardı daha yine yokları oynuyor abi demiş. Şu ana kadar Edi'ye katılıyorum. Çiko yani sadece forma giymiş. Orada bir sarı kırmızı oyuncu. Yani bir etkisini göremiyorum. Bu çocuğa ne oldu ben de bilmiyorum ama şu anda valla Feguli'yi arıyoruz onu söyleyeyim. Gene Erik yarı sahamızın ortasına kadar geldi ama geriye doğru döndü Jordi Alba. Jordi Alba uzun bir şekilde Traore'ye gönderdi. Anfold dikkatli. Kerem topu aldı Dens'in önünden ve şimdi Çiko alacaktı ama gene kafayla Fike indirdi. Busquets indirdi şimdi. Jordi Alba'ya da verebilir. Derinlemesine Ferran Torres, Saşa. Saşa dikkatli. Ferran Torres ceza alanı içerisinde dışarıya doğru döndü. Busquets adama Traore'ye. Traore tek top içeriye doğru gönderdi. Ancak orada Aubameyang penaltı beklerken hakem devam et dedi. Fike kafayla topu hemen yanındaki Jordi Alba'ya. Jordi Alba da sağ taraftaki Erik'e topu aktardı. Erik şimdi oyunlara Erik kuruyor abi. Fike evet, arkada evet, daha emniyet sübabı gibi duruyor. Topla oynamada %33-67 gibi bir oran var. Traore şimdi sol tarafımızdan içeri girecek ancak giremedi. Geride Dance ile paslaştı ve Dance Erik paslaşması. Şimdi Dance Traore'ye verdi. Traore Anholt'u biraz dışarıya doğru çıkarttı. Ama ara pası Frankie de Jong pası alamadık. Aubameyang da vardı ama orada Taylan devreye girdi. Uzaklaştırdı top. Babel önüne doğru aldı. Şimdi Jordi Alba ile beraber koştular ama orada Busquets de kademeye girip kaleye doğru topu gönderdi. Hızlı ataklarda Galatasaray tehlikeli oluyor. Kerem'e tedbir alalım derken Babel şu ileriyi düşünse neler yapabileceğini gösterdi bu atakta. Evet. Şimdi Fike orta alanı geçti. Gene derinlemesine ve sol tarafa Ferran Torres'e. Saşa'ya bu maç çok iş düşecek gibi gözüküyor. Cezana doğru gönderilen topu da Nelson kafayla uzaklaştırdı ve orada gene Fike topa sahip oldu. İçeride oyuncular var ama araya girdi.
Berkan ve Gomis'e aktardı. Gomis Kerem'e verdi. Kerem bomboş gidiyor. Yanındaki oyuncu var, onu ekarte edebilir. Kerem cezana doğru girdi ama ay ileri gidemedi. Jordi Alba geldi. Ferran Torres onu yakalayamıyor. Yakalayamıyor. Aradan Gomis çok iyi bir pas çıkardı. Kerem birebir gitti ama orada ikinci bir oyuncu takviyesi Kerem'in ayağındaki topu aldı. Şimdi Jordi Alba Busquets ve Fike paslaşmasıyla top Dest'e geldi. Ve Dest şimdi Aubameyang'a, orta alana kadar gelen Aubameyang'a topu aktardı. Aubameyang kendi geliştiriyor. Ve şimdi Frankie de Jong karşısında marka. O hemen cezanın sol tarafında ama Traore'ye gönderdi. Traore çaprazda kaleyi görebilir. Dikkatli olmak lazım ama kötü bir vuruş. Pedri'den kötü bir vuruş. Top out'a çıktı. Abi ya, yani yüreğime inecek ya. Öyle iki pozisyon. Evet, benim kalbim güp güp atıyor burada ya. Mahvoldum. Dostlar 300 kişiyiz, 100 tane like var. Lütfen ya. 300 kişiyiz, 100 like var. Lütfen birer tane like, beğeni atalım. Abone olmayanlar da abone olsun. Lütfen. Çıkal daha yok gene piyasada diyor Mert. Kim? Çıkal daha zaten. Yok. Şeyi beğendim. Orada bir var ama devam etti. Hakem Erik topu aldı. Orta alanı geçti. Erik hemen Çika'da geldi. Pres yapmaya çalıştı ancak topu Traore'ye aktardılar. Traore topu aldığı anda Antwoord ve Kerem hemen karşısına geçiyor abi. Kerem de şimdi Traore'nin ayağından topu aldı. Traore kendini yere bıraktı ama hakem devam dedi ve şimdi de atağı kesen Busquets sarı kart gördü. Evet. Ecevit Bölükbaşı demiş, çok geriden izliyorsunuz siz demiş. Bir refresh yap olmazsa sen. Abi her gelene ben refresh yapamam. Kusura bakmasın. Nasıl geriden izliyorum ya? 27. dakika ya. 27 arkadaşlar, yazın bakalım. Trollüyor mu bizi yoksa Ecevit? Ya en fazla bir 10 saniye ileriden izliyordur. Şu an 27. Evet. İnaki Peyna şimdi uzun gönderdi. Ve orada gene Gomis'e. Gomis'in üzerinden Fike. Evet, ama evet. Aldı Gomis. Gomis orta alanı geçti. Şimdi sağ tarafa gönderdi Babel. Babel cezana girebilir mi? Jordi Alba da geldi. Babel. Jordi Alba'yı geçti. Cezana doğru girdi Babel. Orta yapacaktı ama Erik de geldi ve top kornere çıktı. Ve Jordi Alba ile Erik şu an birbirleriyle kavga ediyorlar. Neden zamanına gelmedin diye. Babel orta yapabilseydi içeride. 3 oyuncu vardı abi. Evet. Gol diyor. Bir dakika. Gol diyor. Geri miyim ben? Galatasaray gol. Bir dakika. Gol. Bir dakika. Gol. Bir dakika abi. Gol, dur. Ben anlatacağım bunu. Dimbobo. Gol be. Gol be. Abi yenileyemiyorum da ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Gol be. Herkes yazıyor. Musa Kancı gol. Hasan Aydın gol. Batu Kıyık gol. Orta. Cezana doğru ve kafa. Gol. Marka attı. Marka. Hay yavrum be. Ozan Gol, Coşkun Güler, Cev, Mehmet Bozok, Atakan 1905, Melo Ultra Aslan, Özcan Çetin. Hadi arkadaşlar şu golün şerefine birer beğeni bırakın lütfen. Hadi açacağız bu turu, atlayacağız bu turu. Onur Bilir gol, Yusuf Yel, Günal, Gül Ünal gol, Emir Erdoğan gol. Allah aşkına Çikaldağ'a bakın ne ofansa çıkıyor. Yokları oynayan Çika kornerde marka, bomboş kalan markayı gördü. Ve orada Marka'ya golü attırdı ama Marka burada sarı kart gördü. Çünkü korner bayrağı direğini tekme attı ve onu kırdı. İnanılmaz boş gördü ve hiç kimse hiçbir şey yapamadı. Marka'nın uçarak kafası. Vay be. Var. Ve inanılmaz bir gol. Ve gol. Saç sakal kestirecekler düşünsün demiş. Esra gol. Musa Kancı geriden kestirecek. O formayı giyecek inşallah o tipsiz. Süleyman coştu. Süleyman da bağırıyor gol diye. We are the best. Bayrak direğini dikmeye, bayrağı takmaya çalışıyor. Hakem geldi. Ona da gülüyor. Ne yapayım diyor. Yani ya Allah'ım,
gümbür ya. Çıldıracağım ya Rabbel Evet. alemin ya. Murat Vallahi Oren çıldıracağım gol. ya. Tatlı bela Cimbom 1996. Galatasaray, Galatasaray şampiyon. Şampiyon. Cimbom Cimbom Galatasaray Galatasaray. şampiyon. 4 sene üst Cimbom. üste Ay dostum. şampiyon Ay, olduk. bu gol şundan çok önemli. Şu anda takımın motivesi resmen maksimum oldu. Ve 4 Marcelo sene şu anda panikte. Xavi kenarda ne yapacağını bilemiyor. Yardımcılarıyla konuşuyor. Dakika 30. Çok geç mi bilmiyorum ama süre arkadaşlar söylesinler. Şu anda 30. Yedek bir bayrak direğe geldi ama onu takılmasını istemedi. Şu 4 anda sene üst Barcelona'da üste oyuncular şampiyon panik içerisinde. oldu. Aubameyang pivotunu görüyorum. Jordi Anıl Alba Badır yanındaki oyuncu finali oldu. arkadaşıyla Gerçekleri Pedri ile tarih kavga ediyor. yazar. Abi Tarihi de inanılmaz kazandı. bir korner ve yani Marka şu ana kadar yapamadığı kafa vuruşunu burada yaptı ya. Vay be, helal olsun be. İşte abi, stoperler böyle olması lazım. Dank diye vuracak abi, dank diye. Hadi Ya arkadaşlar, Allah şimdi Erik ve Fike. Fike ya sanıyorum ikinci yarıda savunmadan bir oyuncu çıkartabilir. Böyle devam ederse. Dakika 31 arkadaşlar. Eğer hadi bir arkadaşlar, süre konusunda bilgi versinler. like tuşuna Marka Erik gibi vurun. Steiger'e geri döndü. Steiger'de hemen Fike'ye gönderdi ve Fike Aubameyang'a verdi. Aubameyang Gomis topu kaptı. Çika topu aldı. Çika kime aktaracak? Berkan ama Berkan alamadı. Frankie de Jong ve orada da ders topu aldı ama 3 tane Galatasaray'ın presini gördü ve Fike'ye geri döndü. Fike Erik şimdi ileri doğru gönderebilir. Orta alanın kendi yarı sahasına bakan bölümünde ama derinlemesine pası Saşa kesti ama Babel alamadı ve tekrar Erik'e geldi. Erik Jordi Alba'ya Jordi Alba Aubameyang'a verdi ama Taylan araya girdi ve topu aldı. Nelson uzun gönderdi gene Fike. Gomis'ten önce topu sektirdi. Taylan geldi. Pedri Taylan'ı geçti. Ceza alanına doğru giriyor Pedri. Şu anda hemen sağ tarafta Frankie de Jong ama orada bir faul de var. Hakem devam dedi. Görüyorum dedi. Şimdi atak Dens'le devam ediyor. Traore Dens paslaşması. Orada Taylan'ın bir hareketi vardı. Gördüm dedi. Dikkatli olun çocuklar. Marka'dan seken top. Saşa kafayla Babel'in önüne indirdi. Babel top bende dedi ve dışarı atıyorum dedi. Topu taça attı ki oyuncuya bakabilsinler diye. Şimdi Evet. orada Pedri yerde kalmış ama Taylan'ın bir pozisyona bakalım. Pedri geliyor, Marka'ya çarpıyor ve yerde kalıyor. Yani bir şey yok, hareket yok. Marka'ya geliyor, tosluyor. Şimdi Barcelona topu Inaki Peña'ya kadar gönderdi ve şimdi Inaki Peña'da topu Aubameyang'ı gördü, eline aldı. Ali Koçak diyor ki Allah'ım sana geliyorum diyor. Demi Nelson Özcan uzun gönderdi. Babel'deki helal Diğer top olsun. Fike'ye geldi ama Gomis de pres yapacak. Fike şimdi topu aldı ve ileri doğru gitmeye çalışıyor. Fike 32-35 oldu abi süre. 32-40 oldu şu anda. Erik'le orta alanı geçmeye çalışıyorlar. İlk yarı gol yemezsek, ikinci yarıya böyle çıkarsak Galatasaray çok daha dirençli oynayacaktır abi. Evet. Kerem topu aldı. Çika. Kerem'in önüne at. Kerem attı. Kerem. Fike karşısında. Kerem. Yanında Gomis de var. Aradan vermeye çalıştı. Sekti. Kerem topu kaptırdı. Ah Busquets be. geldi ve Kerem'in ayağından aldı. Ah Busquets şimdi be. uzun gönderecek. Marka topu aldı. Marka topu hemen sol tarafta oyuncumuz Çika'ya gönderdi ve Çika da geriye doğru Anholt'a döndü. Anholt sağ tarafta Nelson'a doğru aktardı. Evet Evet. Inaki Peña şimdi topu ne kadar süre gerideyiz ki acaba bilmiyorum da Inaki Peña 35 yazıyor abi. 35 olamaz abi. Abi yazıyor. Peki bir daha bir refresh yapıyorum o zaman. Çünkü bir dostumuz da 3,5 dakika geridesiniz falan 3,5 yazmıştı dakika ama o da imkansız. 1 dakika olabilir ama 3,5 dakika imkansız onu söyleyeyim. yo, Oraya da yazan da böyle şey yani yaşlı yani abi ciddi bir canımı seyirci. sıkıyorum. Bak refresh'te de 34 oldu süre. Yani Evet o kadar tamam. olamaz. Tamam Şimdi 34 iyi o zaman. şey de olabilir. 35 dediği 34.03'tür de onu 35. Aynen dakika aynen diyorlar. aynen. Aynen abi 34. refresh dakika yaptıysan şimdi tamam. Fike topu aldı. Ceza sahasına doğru ortalamaya çalışıyor ama Aubameyang dışarı çıktı. Marka peşinde. Fike ceza sahasına doğru gelecek ama Busquets'e gönderdi. Çika karşısında. Şimdi Jordi Alba aradan gönderdi. Marka hata yapmadı. Top sekti ve orada Saşa kafayla topu uzaklaştırdı. Babel topu alacak ama Jordi Alba topa sahip oldu. Şimdi Pedri sağ tarafa doğru
Dest'e gönderdi. Dest içeri girmeye çalışıyor. Pedri. Pedri karşısına Taylan da geldi. Pedri ceza anı karşıdan gördü. Pedri. Taylan hala onu kovalıyor. Pedri tek başına ama Babel'den sekti ama top gene Pedri'nin ayağında kaldı. Pedri ceza anına doğru girdi. Rabbiniz artık kesin şunu. Pedri'nin şutu top out'a çıktı. Barcelona evet, taraftarını gösteriyor. Gerçekten şok durumdalar. Coşkun Güner demiş ki ilk yarı bu skorla biterse ikinci yarı bunların içinden geçeriz. Kerem ve Muhammed de devreye girer demiş. Ben aynı fikirdeyim. İşte ilk yarıyı böyle bitirirsek ikinci yarı Barcelona panik ataklara başlayacak. Ya Şey, çok Pena, Pena. Kıvanç. Evet. Çok dostumuz simülasyonu kaldırın diyorlar ya. O zaman kaldır abi ne yapayım? Ne Ben diyeyim? Ama kaldıramam da yani. Buradan da geri evet Inaki Peyna topu kaptırmadı. Taylan Nelson. Şimdi rahatlıkla topu çıkartmaya çalışıyoruz. Nelson Saşa paslaşması. Arkadaşlar süre bende 15-40. Ona göre siz de bir bilgi verirseniz Inaki Peyna Gomis'e gönderdi. Gomis ortaya doğru Berkan'a ama Berkan'a gelmeden orada ders topu Fike'ye kazandırdı. Fike yanında Erik var. Şimdi orta alanı geçmeye çalışıyor. Fike ile Erik beraberler ama Gomis onların geçişini engellemeye çalışan bir diğer oyuncu. Pedri tekrar Fike'ye verdi. Fike orta yuvarlağa geçti ve sağ tarafta Dest'e aktardı. Traore'yi bu maçta şu ana kadar hiç kullanamadılar. Şu anda Dest Kerem'i geçti. Ceza alanına girmek istedi ama gelemedi. Traore'ye verdi. Şimdi tekrar kendisi aldı. Bir ver kaç denemesi ama sekti top. Şimdi Kerem topu aldı. Kerem apış arasından da geçti ama Fike geldi. Orta yuvarlağın önünde o topu aldı. Kerem'i engellemek için Fike son adam olarak devreye giriyor. Şimdi Frankie de Jong. Hemen yanında Jordi Alba. Jordi Alba Aubameyang'a gönderdi. Aubameyang hemen sol tarafta Ferran Torres. O da dışarıya doğru Frankie de Jong'a. O da Torres'e verdi. Torres içeriye çok iyi pas. Pedri. Bir bir oldu. Pedri golü attı. 1-1 oldu. İlk defa hoş bir pozisyon yakaladılar ve Pedri topu attı abi. Bu kötü oldu. Biraz daha sıksalar da iyi olacaktı ya. Frankie yok de mu? Offside bir şey yok mu ya? Yok abi. Bu kötü oldu. Tüm oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar orada kesmek için ama bildiğin Messi'li zamandaki Barcelona gibiydi abi. Evet. Yani ufak kısa paslarla ceza alanına girdiler. 1-1 oldu. Ama kaybedecek bir şeyimiz yok. 1-1'de de maç uzuyor. Ve onlar ilk yarı girseydik içeriye ben onların çok daha kötü durumda olacağını düşünüyordum ama Evet. Xavi'nin sevincini görmen lazım. Evet. Ben de ondan dedim zaten. İlk yarıya böyle 1-0 girseydik ikinci yarı biraz daha iyi olurdu bizim için. Bir anlık konsantre kaybı maalesef böyle oldu. Nelson şimdi topu aldı ve geriye doğru Inaki Peña'ya atak Barcelona diyor ama şu anda bende top bizde. Şimdi Barcelona kapıyor herhalde onu demek istiyor. Şimdi kaptılar Erik'le ama top gene Tayland'da elle kesme var. Hakem devam dedi. Aubameyang topu aldı. Sağ tarafa gönderdi ama orada Kerem girdi devreye. Kerem topu Gomis'e aktaracak ama olmadı. Top Fike'de kaldı. Gomis Kerem'e inanılmaz bir pres var abi. Onu söyleyeyim ben sana. Kale vuruşu demiş. Süre ne gösteriyor orada? 39 gösteriyor. 39. Kale vuruşu belki olmuştu sende. Yok. Yok abi. Evet. Şimdi muhtemelen bir atakta top dışarı çıkacak. Yani ilk yarı gol yemeseydik iyi olurdu ama şimdi kale vuruşu. Şu anda oldu kale vuruşu. 40. dakika. Burada da dakika 39.05 oldu. Aşağı yukarı bir 30-40 saniye oynuyor herhalde abi. Evet. Teko diyor Babel geri gelmiyor. Saşa'ya yalnız kalıyor Babel diyor. Gelmiyor abi. Babel gelmiyor. Yani doğru söylüyor. Çika evet kornerden gol attırdı ama şu ana kadar sahada yok gibi. Babel pek geri gelmiyor. Yani yapılabilecek bir şey yok. Yani elimizdeki 11 ile şu anda oynuyor Galatasaray. 39-10 oldu şu anda. Kerem sektirdi. Gomis'e geldi. Seken top Taylan. Taylan kafayla uzaklaştırdı ama orada da
ters topu aldı ve ileri gitmeye çalışıyor. Kerem topu kesmek istedi ama aa kesti ve Dest'in yaptığı bir faul var. Kerem'i çekti. Dest şimdi Kerem'e yaptığı faulden dolayı serbest vuruş kullanacağız arkadaşlar. Evet, herkes çok gergin şu anda. Evet, şu anda uzun bir top gönderdik Babel'e. Babel göğsüyle indirdi. Yanındaki oyuncuya verdi. Çika aradan gönderebilir ama bir şut çıkardı. Kolay bir şuttu. Kaleci Stegen de topa sahip oldu. Şimdi Barcelona ata başlıyor. Dakika 40 oldu. Bende. Dakika 40, evet. Şimdi Erik'le orta alanı geçmek zor geçmeye çalışıyorlar. Berkan da geldi. Erik hızla gitti ama orada marka var. Orada geriye doğru. Oo, yapma. 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 Sarı kart verme. Kime? Oo. Kime? Marko'ya mı? Valla marka yerde, hakem de orada eli cebine doğru gidiyor. Yani eğer tahmin ettiğim olursa kötü olacak. Aslında faul Berkan yaptı ama evet elinde kart da var. Marka'yı bekliyor abi. Herkes itiraz ediyor. Marka'yı bekliyor. Marka bir şey yapmadıysa var abi, vardan döner. Bilmiyorum abi. Göreceğiz şimdi. Marka kalktı. Hakem hala elinde kart bekliyor. Kime gösterecek? Onu bekliyoruz. Barcelona oyuncular onlar o hakemle bir şeyler konuşuyor. Daniel Orsata çok güzel. Eri'ye kart gösterdi. İyi güzel. Eri'ye Erik şaşkın. Dur bakalım ne yapmış? Evet, Erik Marka'ya yapmış faali burada. Erik düştüğünde direkt Marka'yı ayaklarını yerden kesmiş abi. Evet. Eriye değil. Eriye yazmışlar, evet. Çok güzel. Çünkü Marka'nın sarı kartı var abi. Aman ne olur yani 10 kişi evet, dedik. İşte abi aptalca bir sarı kart gördü. Kendini de şimdi şey yaptı yani. Abi donanıma zarar vermek maalesef bu şekilde. Kıvanç Şabi, abi demiş. Şabi. Kalbime indireceksin demiş. Ah sen. Ne yapayım anlatıyorum işte. Xavi inanılmaz bir itirazda bulundu dördüncü hakeme. Şimdi Daniel kenara doğru geldi. Xavi hala itiraz ediyor. Dördüncü yardımcı hakemiyle bir şey konuştu. Ve ondan sonra dördüncü hakeme bir uyarıda bulundu. Ve dördüncü hakem Xavi'nin yanına geldi. Onu uyarmaya başladı. Ve pozisyonu konuştular. Xavi de özür diledi yanılmıyorsam gördüğüm kadarıyla. Şimdi Nelson'la pozisyon başlayacak. Orada 43 gösteriyor. Ben de 42-20 abi. Refresh yapılmış evet. Abi bu. Ya 42-20 43 demek zaten oradaki. O 42'yi geçince 43 yazıyor oradaki. Yani çok basit bir gol yedik ama neyse. İleriki Peña şimdi cezanın ön tarafından bir serbest vuruşla oyuna başlayacak arkadaşlar. Peña topun başında. İleriye doğru kaçmalarını istiyor arkadaşlarının ve çapraza doğru Babel'e doğru gönderdi ama orada Gomis de var. Gomis kafaya çıktı ama Saşa'ya geldi. Top Saşa, Taylan ve Taylan hemen geriye doğru. Nelson da baskıyı görünce Inaki Peña'ya doğru verdi topu. Peña gene bir baskıyı gördü. Uzun gönderdi ama o gönderdiği yerde bu sefer Pedri vardı ama seken top Anholt'a. Anholt Marka'ya ve Marka'da bilin bakalım kime? Süperstarımız Kerem'e. Kerem'e topu gönderdi Kerem. Şimdi ceza alanına doğru gönderecek. Uzun bir top Babel'e geldi. Babel aradan kaçıyor Saşa. Ona veremedi. Orta yapmak istediği sekti Jordi Alba'dan ve hemen arkadaki Taylan'a verdi. Taylan sol tarafta Marka'ya. Marka'a şimdi topu orta alanın hemen ilerisinde aldı. Anholt Kerem'e inanılmaz top açtı. Ancak Traore Kerem'i omuzla demarke pozisyonuna bırakarak topu aldı ve uzun gönderdi. Şimdi Nelson topu karşıladı ve uzun bir top daha aktardılar. Burada bir şey mi var bakıyorum. Evet Kerem yerde kaldı. Traore'nin bir hareketi olmuş olabilir. Karnını gösteriyor Kerem. Şimdi bütün oyuncuları gene durdurdu. Bekleyin dedi. Kerem karnını gösteriyor. Traore bir şey yapmış olabilir orada. Dakika 44. Evet. Galatasaray 1 Barcelona 1. Bu skor eskiden Galatasaray'ın elenmesi demek oluyordu arkadaşlar. Evet, aynen. O yüzden rahatım.
Ha, Traore topu uzaklaştırırken vurduğu top tam sonra ayağa Kerem'in karnına gelmiş. Ondan Evet. dolayı Kerem yerde kalmış. Yani Traore'nin de bir kabahati yok. Zaten topu Galatasaray Barcelona'ya bıraktı ve Sterken topu aldı. Şimdi Erik'le ileri doğru gitmeye çalışıyorlar. Gomis gene pres yapmaya çalışıyor. Babel, Çika ve Kerem de arkada karşılamak için bekliyorlar. Fike derinlemesine gönderdi ama hakeme çarptı. Dolayısıyla hakem durdurdu oyunu ve topu istedi. Şimdi büyük bir ihtimal Barcelona'ya vererek topu yeniden oyuna sokacak. Kalktı kalktı Musa Kancı onu anlatıyor zaten. Deplasman kuralı kalktı. O yüzden 1-1 şu anda yani uzatmaya götürüyor. Evet, Fike Eri'ye verdi. Eri Jordi Alba'ya verdi. Jordi Alba karşısındakileri görünce Fike'ye zor bir pas verdi. 3 dakikalık uzatma gösterdi yardımcı hakem. Şimdi Fike kendi yarı sahası orta yuvarlar içindeydi. Uzun gönderdi. Pedri'ye geldi. Pedri Eri'ye gönderdi. Erik şimdi aradan pas. Gene Frankie de Jong koşu yapıyor. Yani çok çalışmışlar buna belli. Ve Evet. Erik'ten şimdi tekrar Busquets'e geldi. Busquets sağ tarafa doğru gönderdi ve orada Dest aldı. Dest hemen Frankie de Jong'a. Arkasında Berkan var. Traore 50 yere koşuyor ama Anhold onu hiç bırakmıyor. Şimdi Fike topu verdi ama topu az daha Busquets kaptırıyordu Eri'ye doğru. Erik orta yuvarlağın ileriye bakan kısmında ama topu kaptık. Şimdi Babel. Gomis'e verebilir mi? Verdi şimdi Gomis. Karşısında Fike var ama Gomis pozisyonunu kaybetti ve düştü. Ama düşerken pası verdi. Babel de Fike'ye teslim etti. Evet. Dakika 45 artı 1. Beşiktaş topu oyuna soktu. Şimdi Fike topu aldı. Cezanın ön tarafından ileri doğru gitmeye çalışıyor. Evet. Şey de demiş, dur bakayım kim? Melo demiş ki Gomis Mustafa Muhammed değişikliği şart demiş. Gomis Mustafa Muhammed'e bir şey diyemem ama Babel'in yani Jordi Alba şimdi aşırtma bir top daha Anhold Aubameyang'ı kontrol ederken top out'a çıktı. Dakika 45 artı 1.40 oldu. Bakıyorum Marka gerçekten çok güzel bir gol attı ya. Uzun zamandır beklediğimiz bir goldü Evet. bu. Gomis çok kötü demiş. Babel bitti demiş Emre Andır'ın. Babel'le Gomis'i beğenmiyor arkadaşlar. Yok, Gomis'e bir şey diyemem ama Babel yok. Çika gol pozisyonu dışında ben Çika'yı görmedim. Yani değişiklik olması lazım ama şu anki kadroyu bozar mı Torrent bilmiyorum. Çika da Nedim? koşuyor yani elinden geleni yapıyor ama bir kreatif bir oyun yok. Dakika Evet. 2-10 2-10 oldu uzatmalarda ve şimdi Fike onlar da ilk yarının herhalde böyle bitmesini istiyorlar. Erik ve Pedri ya hiç yani ummadık taş baş yarar. Pedri'den Evet. geldi gol. Fike sağ Bir de taraf Traore'ye gönderdi. Traore karşısında Kerem var. Hemen geriye doğru Dest'e Frankie de Jong'a verdi. Frankie de Jong tekrar Dest'e verdi ve Kerem Dest'ten topu kapmaya çalışıyor. Frankie de Jong topu istedi. Onu aldı. Berkan arkasında. Berkan'ın yanında Çika da vardı. Traore'ye verdiler. Traore'nin peşinde Anhold var. Anhold bu sefer de ortada Busquets'le koştu ama hemen görev bölgesine doğru döndü ve ya da Erik bekliyorlar. evet bitmek üzere. Fike ve şu anda sağ taraftan orta yapmak istiyorlar. Traore kaleye doğru ortayı yaptı. Aubameyang kafayı vurdu ve top üst direkten dışarıya doğru çıktı. Evet. Hakem de ilk yarıyı bitirdi abi. Evet. Okan Aslan demiş ki Çika Babel Gomis ne yaptı anlayan var mı demiş. Musa Kancı abiler Torrent Babel'i oynaması için değil topu ayağında tutması için sahaya sürmüş demiş. Mustafa Işık gol geliyordu demiş. Onur Bilir direkten döndü demiş. Efe aman çocuklar demiş. Melo bitti ilk yarı demiş. Drex Butan ya abi Mustafa girmesi şart Kerem ve Mustafa yargı dağıtıyor demiş. Süleyman 5 yaş yaşlandım demiş. Bizim sevgili rejimizdeki Süleyman Yıldız da çok heyecanlı bugün. Cahit ne biçim gol yedik ya yazık oldu demiş. Özcan Çetin bitti. Gamer Altay Yücel maç linki var mı demiş. Boş verin maç linkini arkadaşlar bizimle kalın.
Alen 36, Babel Gomis çıkarsa Muhammed ve Morutan uçurur takımı. Çıkanı yerine Emre demiş. Yılmaz ölmez, uzatmaya gitme ihtimaline karşı Muhammed'i 60'larda alacak demiş. Cem ilk yarı sonucunu söylemiş. Erdem Boyraz, abi nasıl gol yedik ya? Berkan ikinci kaymayı yapmayacaktı demiş. Mesut Zengin, ben heyecandan takip edemedim bile demiş. Cahit, Babel iyiydi demiş. Özgün Kaplan, Mustafa girsin demiş. Demi Özcan, abi Gomis çıktın, Muhammed girsin. Cihat dostumuz, Web Derslerim TV, abi ilk yarıda özet golü attık, oyunumuzu bozduk ama bu tur bizim demiş. Özgür Navigasyon Diyarbakır, abi Feguli olsa demiş. Evet, bence de Feguli'nin maçıydı bu arkadaşlar. Ama çok büyük şanssızlık. Adele ağrısı varmış. Yedeklerde bile yok. Ahmet Eren, yoktan gol yedik, ona yanıyorum ve Mustafa'nın ve Moruta'nın girmesi lazım demiş. Play olacak bu iş, olacak. Ecevit Bölükbaşı, Mustafa girer. Mustafa Sevinç, moral bozmayalım, yine gol atacağız. Mert Şentürk, ellerim titriyor şu an. Can Hacıoğlu, iyi oynadık, saçma gol yedik. Yakup, Cika, Gomis, Babel çıkması lazım. Kubilay Birici, Gomis çıksın, Mustafa girsin. Bengusu kardeşimiz, acilen Gomis çıkmalı demiş. Beşiktaş, bastır cimbom, yenersin Barça'yı demiş. Aslanım benim, 1905 çok basit gol yedik demiş. Fungol, topla oynama kaç demiş. Birazdan söyler onu Kıvanç abiniz. Onur Bilir, Vedat abi tam bayrağı hazırlıyordum, gol yedik demiş. Buran Altıntop, haydi cimbom. Murat Erol 1905, abi sence ikinci gol gelir mi? Birazdan onun yorumunu alacağız Kıvanç abinizden. Emre Andıran, Gomis kızgın, tavaya atılan su damlası gibi yok oluyor. Barça defansında daha diri biri lazım. Zeyt Terk, Babel harika oynuyor. Ragnar 1905, Boye hantallaşmış ve yavaş. Yasir Kılıç, Mustafa Muhammed girmeli hemen. Ali Odabaşı, Çıkaldağ yerine Morutan, Gomis yerine Mustafa. Geri kalan futbolcularımız mükemmel. Sinan Bal, Mustafa oynamalı Gomis'in yerine. Okan Aslan, oh güzel, böyle hala eşit her şey. Batu Felix, Babel bence çıksın, Emre ve Muhammed. Hasta cimbomlu, Acun'a hakkımı helal etmiyorum, bir maçı seyredemedim ya. Pakcan dostumuz, o Pakcan neredesin ya? Pakcan dostumuz, alacağız maçı, başka yolu yok. Keşke Pegül olsaydı. Triplex çok iyi. Birol 1905, Gomis yoruldu bence demiş. Gökhan Araç, abi güzeliz, güzel demiş. Erdem Boyraz, abi çık asist yaptı. Efe, topla oynamamız düşük ama çoğu istatistiklerde kafa kafayayız. Bruce, yediğimiz gol amatör kümede yenmez. Mehmet Gomis yerine Muhammed girmeli. Arda Yağcı, abi Gomis bir şey yapmıyor. Murat Esen, Mustafa Muhammed girmeli. Berat, Mustafa Morutan girmeli. Bengusu, bu maçı almamız lazım. Tolga Özkan, ah be Gedson burada olsaydı. Alper Oktay, valla iki golde çok iyiydi. Tolga G, Gim, Gomis etkisiz buldum. Gökhan Kaya, BJK maçını anladım, böyle bek yaparak gol yiyeceğimizi. Semih Özcan, Morutan Babel yerine, Gomis yerine Muhammed kesinlikle. Okan Çakal benim sevgili yeğenim, o da bize destek vermiş. Sevgiler, selamlar. Yücel Yücel, enseyi karartmayalım, alacağız, içime doğuyor. Ecevit Bölükbaşı, Fegüli ne oldu? Melo, Berkan Marka yediğimiz golde yatarlarsa yeriz tabii golü demiş. Can Mehmet, Gomis acil çıkması gerekiyor. A999, moral bozmak yok. Allah'ın izniyle eleyeceğiz demiş. Cahiler, Gomis topu uzaya yolluyor. Hep Mustafa girmeli. Mustafa girmeli. Ferhat Erkara dostumuz, şu an Fegülü ve Mustafa olsa çok süper olur. Gomis çok ağır, yorgun. Gerçek Türkçü. Türk olup Galatasaray'ı desteklemeyen de ne bileyim demiş. Ali Odabaşı, elim ayağım titriyor. Galatasaray senden daha vefalı. Bence iki yarı farklı girmemiz lazım. Hücumdan sonra geri dönemiyoruz. Hasan Sevinar, Babel çok iyi bugün. İlk gol Babel sayesinde geldi. Eren Kayar, abi nasıl yeriz ya demiş. Akif Kutay Yılmaz, marka çok saçma bir kart gördü demiş. Bakalım şöyle altlara geçeyim de biraz da yorumlarını da alalım Kıvanç'ın. Ben çok merak ediyorum. Rexos, Kıvanç abi seviliyorsun demiş. The Frog abi yeter ve yorum yapın biraz daha demiş. Evet arkadaşlar, ben yeteri kadar
Sizin şeylerinizi okudum, yorumlarınızı. Genelde dostlarımız Kıvanç şeyi beğenmiyorlar. Gomis'le şeyi beğenmiyorlar. Babel'i beğenmiyorlar. Bazıları Babel'i beğeniyor. Çoğu Morutan'ı girmesini istiyorlar. Çoğu Mustafa Muhammed'in girmesini istiyorlar. Sen bir de ilk yarıyı bir değerlendir. Ondan sonra hakemi de değerlendir. İlk yarıyı da değerlendir. Bir de ikinci yarıda ne yapmamız gerektiğini bir söylersen. Bir de arkadaşlar şu anda 500 gibi çok güzel bir rakama ulaştık seyirci açısından. Lütfen gelenler birer tane beğeni bıraksınlar. Abone olmayanlar da abone olsunlar. Şöyle Mark Ağa'nın topa vurduğu gibi like butonuna şöyle vuralım. Birer beğeni bırakalım. Sonra da Kıvanç abinizin güzel yorumlarını dinliyoruz. Evet Kıvanç. Abi izlediğim kadarıyla şöyle bir yorumlama yapayım. Yani mutlaka herkesin kendine has görüşleri vardır ama ilk 20 dakika genelde iki takım da birbirini kontrol etme çabasındaydı. Genelde Galatasaray ilk 20 dakikada karşılama çabasına girdi ama Barcelona'da becerikli oyuncular olmasına rağmen bir organize bir atak göremedik. Fakat gizli kahraman var. Pedri denilen bir oyuncu. Biz herkes Adama Traore, yok Aubameyang, yok işte Memphis Depay, Torres, Busquets falan derken Pedri gibi bir oyuncu gördük. Barcelona adına bence sahanın en iyisi Pedri. En kötüsü kim biliyor musun abi? Adam Adama mı? Traore abi. Evet. Yani Anfield onu resmen şu ana kadar ya sildi diyebiliriz. Resmen sildi. Büyük bir ihtimalle ikinci yarı onlar da Traore değişikliği yapılabilir. Dembele'yi bekliyorum onlarda. Aubameyang bence çok etkisiz. Ben Xavi'nin yerinde olsam ikinci yarı mutlaka Depay ile başlarım. Zaten savunmada Fike gerekeni yapıyor Jordi ile beraber. Erik de ona uyuyor. Şimdi bizde ne olabilir? Herkes söyledi, ben dinledim. Abi açıkça söylemek gerekirse bak ben Çikal'da abi çok seviyorum. Çok tatlı, çok iyi. Yani takıma gönülden bağlı bir insan ama ya çok özür dilerim. Fegoli yoksa, Çika da bu durumdaysa al abi o zaman oraya bir başka bir oyuncuyu. Kor Morutan'ı. Morutan'ı. Yaş çocuğu kazanma maçı bu. Ve çocuk Evet. öyle büyük yeminler etti ki oynarsam canım pahasına oynayacağım diye. Yani Çika kötü ki kötü madem. Yani kötü görüyoruz. Yani orta çok iyiydi. Marka'yı çok iyi gördü. Marka geldiğinden beri ilk defa böyle bir korner golü attı. Uçarak vurdu. Ben olsam ikinci yarıda özellikle Çika pozisyonuna bir düşünürüm ve Morutan'ı düşünürüm. Gomis olayına ben arkadaşlara şöyle katılıyorum. Mustafa ile Kerem bir ne derler? Bir elektrik yakaladılar. Yani Kerem ile Mustafa beraber oynadıklarında farklı bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Yani o ambiyansı ikisi yakaladı. Dolayısıyla eğer Gomis'le bir 5-10 dakika oynamak isterse oynayabilir ama 55'lerde falan mutlaka Mustafa Muhammed'i alması gerektiğini düşünüyorum. Gomis'in yerine. Babel beğendim dedi herkes. Hatta bir arkadaşımız golün hazırlayıcısı dedi. Ya o pozisyonda hangi sağ kanada o topu atarsanız oraya o şekilde giderdi. Babel de görevini yaptı ama genel olarak abi ileri gitmiyor. Her tuttuğu topta geriye dönüyor. Ben de Babel'in bu huyunu sevmiyorum. Yani ileriyi düşünmesi lazım. Bak Barça'nın kanatlarına bir tek adam bile geriye dönüp top atmıyor. Hepsi ileriyi ceza anı düşünüyor. Babel biraz ceza anı düşünse bence çok daha farklı şey yerlere gelebilirdik. Taylan Berkan ellerinden geleni yaptılar. Bir de bir yoruma katılmıyorum. Bu gol nasıl yenir dediler. Abim Barcelona'nın klasik gollerindendir bu. Messi zamanından kalma. Al ver, al ver, ona ver, buna ver. Döndürür, döndürür, tak içeriye girer. İçeride golü atar. Orada ellerinden geleni yaptılar. Tabii biraz daha dikkatli olabilirlerdi diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Galatasaray kötü oynamıyor. Barcelona ise bence ilk yarıda özellikle ilk yarım saatte ne yaptığını bilen bir Barcelona değildi. Ben öyle düşünüyorum. Çalıştıkları pozisyonlar belli. İleriye çıkın, sonra geriye dönün. Bir anda aradan kaçan oyuncuya havadan top attı. Çalıştıkları şey bu. Genelde de o oyuncu Frank oldu. Golde Peña'nın hatası var mıydı? Birkaç kişi öyle yazdı. O yüzden soruyorum. Abi şimdi çocuk girdi içeriye.
Hemen hemen 6 pası 1-2 metre mesafesinden köşesi köşeden bırakıverdi. Peyni aslında kurtarabilir miydi? Belki kurtarabilirdi ama ya gol geliyorum dedi zaten o pozisyonda. Peyni nereden geldi biliyor musun? Ceza anı sol önünden geldi buraya pas ver tekrar aldı tekrar gitti. Tekrar geldi sonra bir verkaç yaptı içeri girdi topu aldı orada 2-3 oyuncu kaydılar ettiler hani önüne atladılar kesemediler boşta kalınca da altı pasını oraya doğru Peyner'in sağına doğru topu attı. Yani Pedri gizli bir kahraman oldu maçta. Ya bu maçtan ümitliyim onu söyleyeyim ama evet Mustafa Muhammed Gomis değişikliği bence mantıklı. Çıkal daha ikinci yarıda 5-10 dakika daha böyle oynarsa kesinlikle değiştiririm ve Morutan'ı alırım. Hadi bakalım kendini göster artık derim. Morutan da kendini göstermeye çalışır diye düşünüyorum. Çünkü savunma tarafında da Çıka biraz aksıyor abi. Evet. Ya, Hakemi nasıl buldun? abi hakemi çok garip buldum. Yani nasıl garip buldum biliyor musun? Yani öyle pozisyonlar var. Net faul yapıyoruz ama hakem vermedi. Biz Evet. alışmadık böyle şeylere. Evet. Yani o yüzden aman nazar değmesin Daniel'le aynen devam et koçum. Ama Peki. dediğim gibi mesela bir pozisyon var o pozisyonu Türkiye'deki hemen hemen hiçbir hakem yakalayamaz. Ben Evet. Mark A. ikinci sarı görecek diye de korktum hatırlıyorsun. Evet, Çünkü aynen. elinde kart bekliyordu ve o yerde olan oyuncu da bir tek Mark A.'ydı. Ondan Evet. dolayı yerden kalkması beklenir kart göstermek için. Marka'ya gösterecek zannettim. Gitti Pedri'ye gösterdi ki nitekim doğru bir Evet. karardı. Yani bence pozisyonu iyi süzmüştü. Genel Eren. anlamda bence Barça bizden daha panik oynuyor. Evet. Eren Uğur demiş ki hakem tavuk mu balık mı belli değil demiş. Nedim Kiraz da Vedat abi maçtan önce anneme sormuştum. 2-1 Galatasaray alacak demişti. İnşallah dediği çıkar demiş. Annenin ellerinden öperiz tatlı kardeşim. Evet. Aynen öyle. O oyun mekanı Garcia risk alıp çıkıyor ve fırsat kullanmamız lazım ve Pedri'ye markaj şart demiş. Peki sen ikinci yarıda bizim neler yapmamız gerekiyor? Onu Bir bir anlatır mısın? arkadaşımız şey demiş Kıvanç abi modun düşük demiş düşük olma nedeni başıma acayip ağrı girdi arkadaşlar şimdi kalktım ya görmüşsünüzdür. Ağrı kesici aldım bir tane. Ondan dolayı. Yoksa biz burada bir ikinci golü atalım. Sen gör bak nasıl amuda kalkarım ben burada. Sen rahat ol. Onu söyleyeyim. İkinci yarı abi ben Galatasaray'ın bu kadar kendi yarı alanında oyunu kabul etmesinden yana değilim. Berkan Taylan hemen hemen özellikle Berkan biliyorsun son maçlarda rakip ceza alanında çok fazla görülüyordu. Şimdi hiç görülmedi bu ilk yarıda. Çıka zaten gitmedi. Ön taraflarda gezdi. Ve dolayısıyla orada Kerem, Babel ve Gomis'e ancak güvendik. Onlar da yetersizler tabii ki şu an için. Ama Kerem'e en az 2-3 tane oyuncu prese geliyor. Bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Kerem topu ayağına aldığı an Sergio Dest, ortadaki Frankie de Jong ve sağ kanattaki Adama Traore üçü birden çocuğu çeviriyor. Evet. Yani Kerem Evet. Yani. çok zorlu bir müsabaka oynuyor diyebilirim. Aa, bu arada Dembele oyuna giriyor. Dakika 46. Kim çıktı? Traore çıktı. Evet dostlar lütfen bizle kalın ve birer tane daha beğeni bırakın beğeni yapmayanlar ve lütfen abone olmayanlar da abone olurlarsa bildirimleri açarlarsa çok seviniriz. Size iyi seyirler ikinci Evet, yarıda. son İnşallah 45. kulaksın. Son 45 şimdi başlayacak ve hakem düdüğüyle Galatasaray topa başladı. Galatasaray'da bir değişiklik gözükmüyor. Barcelona'da Dembele ve Traore değişikliği yapıldı. Şimdi Babel topu aldı ama topu Pedri'ye kaptırdı ve orada da şimdi Aubameyang'la Frankie de Jong hemen sağ tarafta Dembele Traore'nin mevkiinde ders topu aldı ve ortada Busquets'te Erik de solda Jordi Alba. Hemen Busquets'te Jordi Alba paslaşması. Chica da geldi önüne. Frankie de Jong. Karşısında Berkan. Hemen sol tarafta Busquets. Onun önünde Chica. Şimdi Jordi Alba. Babel geldi. Hemen sol tarafa doğru gönderdi ama orada Aubameyang'ın pası tam istediğimiz gibi top tıngır mıngır cıngır taça çıktı ve Saşa taç atışıyla
oyuna başlayacak. Ferran Torres de burada Babel'de, Babel'in yaptığı bir faul var itirazında ama hakem gene çalmadı. Güzel. Saşa şimdi kullandı. Orada Chica topu arkaya doğru aşırttı ama Seken topu Erik aldı. Şimdi Gomis de baskıya geldi ama Jordi Alba içeri doğru girmek istiyor. Chica da karşısında. Nelson geldi. Stoperleri Aubameyang ileri doğru çekmeye çalışıyor abi. O evet. Sayede arkada boşluk olursa oraya top aşırtmaya çalışıyorlar. Dembele topu aldı. Anholt'u geçti. Şimdi Kerem de orada. Aradan kaçmaya çalışan Dest var. Kerem geldi. Dest de şimdi Anholt da geldi ama Anholt'ta bir sakatlık oldu. Barcelona durmadı. Anholt hala sakat ve Anholt'un olduğu kanata topu gönderip atak geliştirdiler. Barcelona durmuyor. Anholt sakat olduğu halde durmadı. Şimdi Erik topu Jordi Alba ve Erik tekrar paslaştılar. Anholt için eller havaya kalktı durun diye. Şimdi Anholt'un yanına Dembele de geldi. Anholt kasını tutuyor. Hakem de Anholt'un yanına kadar geldi ama ne olduğunu orada göremedik. Bir darbe olduğunu sanmıyorum ama ters bir hareket olmuş olabilir. Evet. Evet, şu anda sakatlık molası var herhalde, değil mi? Evet abi, şu an sakatlıktan dolayı durdu. Evet, dur bakalım ne demiş dostlarımız. Peko Kıvanç abi, Abi Napoli maçına da gollerini defans oyuncuları attı demiş. Musa Kancı Anol sakatlandı. Tunçeliyar şimdi her saniye heyecan demiş. Evet, aynen öyle. Demi Özcan aman Ömer'i istemiyorum sakın demiş. Aynen. Ben de onu diyecektim abi. Anholt ayağa kalktı ama hafif bir kasığını tutuyor. Soğutucu sıktılar. Muhtemelen taraftar gene durmuyor. Bakalım nasıl devam edecek mi? Onu görelim bir. Bruce demiş ki sakin kalıp maçı yeni başlıyormuş gibi aynı disiplinle oynamak lazım demiş. Bu skor uzatmaya götürüyor. Melo Otunç'a bir şeyler yazmış. Mustafa Işık Ömer girer yanarız demiş. Aman arkadaşlar 1-2 mi? Barcelona gol atmış. Hayda. Bir refresh yaptım. Kötü oldu. Evet. Çok basit bir gol Aubameyang'dan. Anolt dışarıda mıydı acaba gol oldu? Evet abi, Anolt dışarıda. Orta yapıldı ceza alanına doğru. Ceza alanının ön tarafında bir oyuncumuz kimdi göremedim. Şimdi refresh yaptığım için topu çevirdi. Bakalım şöyle. Torres ortasını yapıyor. Hayır, geriye veriyor. Jordi Alba aşırtıyor. Berkan çeviriyor. Şimdi dışarıdan Busquets vuruyor. Peña çıkarıyor. İkinci vuruşu da çıkartıyor. Havaalanan topu da Aubameyang'ın önüne indiriyorlar ve Aubameyang altı pas içerisinde kaleye doğru basit bir şekilde bırakıyor. Önce Busquets'in sonra Pedri'nin şutunu çıkarttı Iñaki Peña ama Aubameyang'ın golünü çıkartamadı ve şu anda skor 2-1 oldu. Artık değişiklik zamanı. Evet. Anholt şimdi oyuna girdi abi. Marka topu aldı. Anholt'a aktardı. Anholt yine Iñaki Peña'ya döndü ve Nelson topu aldı. Şimdi Nelson ileri gitmeye çalışacak ancak orada bir presle karşılaştı. Aubameyang da Pedri de presle devam ediyorlar. Peña topu aldı. Ortaya doğru gönderdi. Ve Seken topu şimdi Taylan topu kaptıktan sonra Anholt'a bıraktı. Anholt da kaleci Iñaki Peña'ya döndü. Düşmememiz lazım. Düşmemek lazım. Saşa araya girebilir mi? Girdi ve topu kaptı. Nelson, Saşa, şimdi Babel. Saşa'ya verdi ama Babel yani top benden gitsin diye oynuyor ama işte geriye doğru dönüldü. Erik kaleci Steigen'e döndü ve Steigen ayağıyla gönderdi ama Saşa almaya çalışırken top taça çıktı. Düşmeyin ya, buraya kadarmış diye bir yorum gördüm. Niye buraya kadarmış? Sakin. Bakın. Ben hala inanıyorum bu takıma ama artık bir değişiklik gerekiyor.
Onu Evet söyleyeyim. evet. Yani bir de 2-3 kişi birden değiştirmesi lazım yani. Mesajı vermesi lazım. Şu anda hazırlanan görmedim. Onu söyleyeyim. Barcelona hata gelişiyor. Aubameyang, Dembele, Busquets'e geldi. Busquets hemen Pedri'ye verdi. Ya bu Pedri neymiş ya? Hiç beklemediğim bir adam tehlike oldu bize ya. Orta yapıldı arkaya doğru ve out'a doğru çıktı. Şu an itibariyle kesinlikle acilen Gomis ve Babel'i çıkartıp oraya Mustafa Muhammed'i ve bir tane de kanat oyuncusunu koymalı. Çika da çıkıyorsa hemen Morutan yerleşmeli onun yerine. Bakın Çika'yı seviyorum ama Çika şu an bugün gerçekten sahada istediğimiz Çika değil. Evet. Evet abi 3 kişiyi hemen değiştirmesi lazım. Çok iyi bir Aksayan pas. değil. Dembele kaleyi karşıdan görebilir. Pedri havalandırdı. Bir de Barcelona'da oyun taktiği olarak şöyle bir şey var. Topu yerden oynamıyorlar. Sürekli arkaya doğru aşırtarak oynuyorlar. Savunmada bir zafiyet mi gördü çabuk Evet, bilemiyorum. evet, evet. Şimdi bir orta denemesi Saşa'dan döndü. Torres'in ortası ve kornere gitti. Dakika 52 oldu. Bak orada 54. Ben refresh yaptığım halde 52. Bir daha yapalım refresh. Evet. Evet. Kale vuruşu demiş. Bakalım. Kornerlerde büyük bir fark yok. Şutlarda da büyük bir fark yok. Korner atışı kullanılacak. Büyük bir ihtimalle dışarı çıkacak ki kale vuruşu demiş. Dembele topu aldı. Cezana doğru orta yapacak. Jordi Alba Dembele topu aldı. Aradan kaçacak Frankie Jordi Alba ortasını yaptı. Babel'den seken top uzun bir şut. Ve top out'a çıktı. Dakika 53 oldu. Anhold topu aldı. Karşısına Aubameyang da geldi. Aubameyang hemen Aubameyang gören Anhold geriye Marka ve Marka Nelson'a gönderdi. Nelson Saşa'ya aktardı. Saşa Taylan. Taylan de tekrar Nelson'a. Hemen bir pres koyuyor Barcelona'da oyuncular ve orada Peña'ya gelen top Peña yerden oynadı ama Dembele'ye doğru gitti top. Ve Dembele Frankie de Jong cezana doğru geliyor. Şutunu çekti ama Marka vücuduyla siper oldu. Seken topu da Anhold çıkmadı, çıkartmadı. Korner bayrağını orada yakaladı. Şimdi Berkan topu aldı. Anhold'a gönderdi ve Dembele presi var. Anhold hemen Kerem'e. Kerem de Berkan'a ama Berkan topu kaptırıyordu. Seken top Taylan'a. Taylan da Marka'ya. Marka karşısında iki oyuncuyu gördü. En sağda Babel'e gönderdi. Babel şimdi ileri doğru gidiyor. Saşa da çıktı hata. Babel yanına gelen Çika var. Onu vermedi. Ona vermedi. Şimdi Saşa'ya gönderdi ama Saşa geriye doğru döndü. Taylan bakalım ne yapacak? O da geriye doğru Marka'ya döndü. Sakatlık konusu demiş. Orada bir sakatlık oldu herhalde. Dakika 54. Bakalım şimdi ne olacak? Çika çok güzel girdi. Kerem'e gönderdi. Kerem'in önündeki topa da Dest ayak koydu ve kornere çıktı. Sakatlık konusu da buymuş. Dest yerde kaldı. Kerem'in bir müdahalesi yok. Dest'in kendini sakatladığı bir pozisyon. Ve dakikalar şu anda görebilecek miyiz bilmiyorum. 55 ve Barcelona 2-1 deplasmanda önde maalesef. Ya şu anda neden değişiklik yapmaz ben onu anlamıyorum. Adamlar bak birken aksayan bir yeri gördü adam değiştirdi mesela Dembele'yi soktu. Dembele kimin yerine girdi? Traore. Evet Traore sen ne dedin? En kötüsü o dedin. Adam gördü bunu aldı şimdi. Bizde de en kötü Babel var, şey var, Gomis var, Çıkaldao var. Bu üçünü çıkar arkadaş. Yerine Mustafa'yı koy, Morutan'ı koy. Bir hareketlilik getir bir yani bir mesaj ver en azından takıma. Bu da bizim gibi seyrediyor abi ya. Xavi ikinci golde neredeyse takla atacak abi. Abi normal adamlar 1-0 biz öne geçtik bir de iyi başladık maça. Yani Busquets adamlar cezanın değil mi? dışından çok sert vurdu. Peña son anda ayağıyla topu çıkarttı. Penaltı noktasına doğru düşen top da Pedri sahip oldu. Ve tekrar şut çekti. Gene iner ki Peña o topu çıkarttı. Ama havalanan topu da bu arada Dens sakatlandı. Onun yerine de Araujo oyuna girdi. Evet.
Evet, Nedim Kiraz demiş erken gol yedik kötü oldu. Muhammed Emre Morutan girmeli demiş. Evet abi ben ya hep ya hiç yapardım ya. Sokardım ya. Şu anda aksıyor. Yani 9 kişi gibi falan oynuyoruz Barcelona'ya karşı. Evet, şimdi seken top kornerden gelip seken top Saşa Taylan'a, Taylan Saşa'ya ve hemen sağ tarafta Kerem'e verdiler. Aradan çok güzel bir top Çika'ya, ancak top kaleci Steigen'e kadar geldi. Dersten büyük bir ihtimal baldırında bir çekme oldu abi. O yüzden dışarıya çıktı. Ancak şu anda başımızın belası Pedri ve top geriye doğru döndü. Jordi Alba, Pedri, Jordi Alba paslaşması. Yani şöyle bir durum var. Ben Gomis'e çok güveniyorum. Gerçekten çok kalite bir oyuncu ama ya şu ana kadar 56 dakika geçti. İki pozisyonda Gomis'i söyledik. Onun dışında Gomis yok. Babel şimdi orta alanda topu kaptı. Hemen yanında Çika var. Gomis'le Kerem de atağa katıldılar. Bu arada kanat değiştirdi ikisi de. Ama Babel'in verdiği pası Aubameyang çok kolay kesti ve atağa geliştirmeye başladı. Evet, Ömer giriyormuş herhalde şeyin yerine. Arnold'un yerine. Herkes öyle yazdı. Daha bir refresh yaptım bilmiyorum. Bakarız şimdi. Ömer girerse ayvayı yediğimizin resmidir arkadaşlar. İnaki Peyna cezanın ön tarafından şimdi ileri doğru gönderdi. Ama Fike topu indirdi Dembele'ye. Dembele karşısında Berkan var. Babel de geldi ama geriye doğru döndü. Erik aldı. Erik şimdi ileri doğru gönderdi Pedri'ye. Pedri, Jordi Alba. Bizim oyuncularla şu anda Barcelona oyuncuları resmen dalga geçer gibi top çeviriyorlar. Ama maalesef hakları da Saşa. Araya atılan topu aldı. Çika topu kaptırmazsa inşallah. Evet kaptırmadı Berkan ama bu sefer Berkan kaptırdı. Yani şu oyunun bazı oyuncuların değiştirilmesi gerektiğini taraftarın görüp hocaların görmemesi nedir bilmiyorum ama saygıyla bekliyoruz. Sol tarafta Ferran Torres karşısında Saşa var. Şimdi ceza alanına girmeye çalışacaklar ancak Saşa dikkatli, Taylan da dikkatli ama araya gönderdi top Nelson. Şimdi tekrar araya gönderildi Saşa ve Taylan topu aldılar. Şimdi Saşa ya Kerem topu aldı. Şimdi Kerem'e 3 kişi birden pres yaptı ama Çika'ya verdi. Kerem şimdi topu tekrar aldı ve önüne aldı. Topla hızla ilerliyor. Sol tarafa hızla topu aktardı. Orta alanı geçen Babel. Şimdi yanında Anhold da var. Babel içeri gönderebilir. Etrafına döndü ve hemen Anhold'a aktardı. Anhold Babel'e verdi ve Barcelona savunması yerini aldı. Berkan sağ tarafta Nelson'a gönderdi. Orta yuvarlan olduğu yerde Saşa'ya aktarılan top Saşa orta yapacak. Muhtemelen yaptığı orta ne olur bakalım. Kaleye de o harika Çika vurdu ortaya ama top dışarıya sekti ve Babel de Anhold'a verdi. Anhold'un ortası daha doğrusu şutu çok güzel bir şutu var. Kalenin üstünden out'a çıktı. Evet. Daha Aslında bizde bir hareket yok burada herhalde. bir Frankie de Jong'un da sırtına çarpmış gibi bir durum var ama korner olabilirdi aslında ama itiraz da gelmedi oyunculardan. Evet abi. Bizde yani bir hareket yok herhalde değişiklik için. Abi gördüğüm kadarıyla yok. Evet. Ama bak ne kadar bak güzel bir örnek. Sen ne dedin? Şeyin dedin. Barcelona'nın en kötü adamı dedin. Adama Traore dedin. Adam birken oyun. Daha ilk yarı biter bitmez. Adama Traore'yi aldı. Yerine Dembele'yi koydu. Bizim 2-1 yeniliyoruz. Yani 3 tane futbolcu var aksayan. Çok aksayan. Onları alıp değiştirmiyor abi ya. Olacak iş değil ya. Busquets şimdi orta alanın ilerisinden bir serbest vuruş kullanacak. Taylan'ı bu arada hakem uyardı hareketinden ötürü ama Taylan temiz bir pozisyonda müdahale etmişti. Şimdi Fike Aubameyang'ı derin gönderdi ve araya giren Berkan ama Aubameyang direkt omuz koydu ve topu aldı. Ancak orada hakem Berkan'ın faul olmasına rağmen avantajı uygulattı ve sağ tarafta şimdi Aro bu arada sağ bekte oynamaya başladı onu söyleyelim. Hemen sol tarafa Jordi Alba'ya
Jordi Alba Ferran Torres'e verdi ama aradan tekrar Jordi Alba paslaşarak Galatasaray'ın oyuncularının arasından geçmeye çalışıyorlar. İdman'da bunu çok iyi hazırlanmışlar gözüküyor. Galatasaray'ın da bir de eksik olduğunu düşünürsek eksik abi yani ben onu sana söyleyeyim. Araujo gene arkaya doğru gönderdi. Marka topu uzaklaştırdı ve orta alanda tam orta yuvarlağın içinde Fike topu aldı. Uzun gönderdi Ferran Torres'e. Bak Saşa topa dokundu ve Taylan topu aldı ve Anholt'a gönderdi. Anholt kaleye doğru Inaki Peña. Peña'nın ayağıyla uzun gönderdiği topu da şimdi orta alanda sektirdiler. Ferran Torres'le Jordi Alba oraya Chica da geldi ama pası Busquets'e ulaştırmayı başardı. Dakika 62 ve şimdi Busquets orta alandan gene arkaya kaçan bir Frankie de Jong'u topu aktardı. Orada Marka topu kesti. Gomis'e gelen topu da geldi ve Pedri kaptı. Gomis etkili olamıyor şu anda. Dembele sağ taraftan atağı geliştirecek. Karşısında Babel var, Anholt var. Berkan da geldi o bölgeye. Dembele Frankie de Jong'la paslaştıktan sonra geriye doğru top Fike'ye geldi. Fike'ye tekrar Dembele'ye verdi. Dembele Araujo'ya gönderdi ve Araujo Frankie de Jong'a topu aktardı. Karşısında Berkan var Frankie de Jong'un ama Dembele'ye verdi. Dembele Frankie de Jong ve ortada Busquets şimdi uzun bir top. Saşa topu kaptı. Kerem'e aktardı. Kerem topu aldı ama Saşa'ya geldi şimdi seken top. Saşa ayağından açtı. Top taça çıktı. Ve taçı biz kullanacağız. Mustafa Muhammed geliyor abi. Tamam. Büyük bir ihtimalle Gomis'le değişecek diye düşünüyorum. Evet, Gomis çıktı. Mustafa Muhammed oyuna girdi. Bir refresh yapayım bu arada. Tamam. Ben de Talip Şahin demiş ki Fegül'ün olmayışı kayıp demiş. Şenol Coşkun Gomis ölmüş be demiş. Selahattin Bilge. Ya, öyle demeyin ya. Yapmayın ne olur ya. Gomis bak Gomis tarzı oyuncular onlara top taşıyacaksınız ki etkili ve zekasını kullanabilir oyuncular olsun. Mustafa Muhammed en azından Kerem'le daha iyi bir sinerji yakaladı. O yüzden şimdi biraz daha etkili ataklar geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Hı. Aubameyang ama araya Chica girdi. Aubameyang Dembele tekrar Pedri'ye geldi. Pedri sol tarafta Frankie de Jong. Frankie de Jong Jordi Alba'ya vermedi ama Pedri'ye tekrar geri döndü. Dembele'ye gelen top Berkan'la karşısına geldi. Babel şimdi Araujo'ya baskı yaptı. Ve şimdi Fike'ye dönen top Mustafa Muhammed orada baskıya geldi. Orada Berkan topu kaptı. Ve Berkan'ın kaptığı topu da bu sefer Fike kaptı. Aubameyang ve Frankie de Jong orta alanda muhteşem bir mücadele var. Ve Busquets şimdi topu ileri doğru götürüp göndermeye çalışıyor. Orada Aubameyang topu aldı. Sağ tarafta Dembele. Taç çizgisine yakın yerde Frankie de Jong'la beraber Dembele paslaşarak oynuyorlar ama araya Marka girdi. Marka şimdi Mustafa Muhammed'e, Mustafa Muhammed de Babel'e verdi ve hemen yerini aldı. Babel Mustafa Muhammed'le paslaştı. Mustafa Muhammed içeri doğru bir akıllı pas yapmak istedi ancak orada Erik ayak koydu ve Steigen ayağıyla topu uzaklaştırdı. Marka topu istop etti ve Nelson'a kazandırdı. Nelson sağ tarafta Saşa'ya. Rakip yarı sahanda taş çizgisine yakın yerdeyiz. Kerem. Kerem topu aldığı anda 3 kişi birden sinirle tokat giriyorlar. Rakem devam diyor ama şimdi topu Taylan kaptı. Taylan rakibi yarı sahasının ortasındayız. Taylan Babel'e verebilir. Vermedi. Kerem kaçtı. Kerem'e doğru bir müdahale var. Görmek istiyorum lütfen. Şimdi Chica Jordi Alba ile tartışıyor ama onu görmek lazım. Hala tartışıyorlar. Chica kolay kolay kendini yere atmaz ama hakem devam kararı verdi ve dakika 65'i geçtik abi. Şimdi Busquets topu orta yuvarlığa geçerek ileriye doğru taşıdı ve Taylan Pedri'ye gelen topu engellemeye çalıştı ancak sol tarafta Ferran Torres karşısında Saşa geriye doğru döndü ve orada Chica şimdi pres yapmak istedi ama olmadı. Tekrar Torres'e geldi. Torres karşısında Saşa var. Şimdi Kerem de geldi. Kerem, Chica ortaya döndüler. Busquets'le beraber atak geliştiriyorlar. Ancak orada yatarak müdahale Taylan'dan fakat seken top gene Jordi Alba'da. Yani bugünkü en önemli şey şu abi, top kayıplarımızın fazla olması. En önemli sorun bence bu. Geçen maçta
Seken toplar genelde bizde kalabiliyordu. O iyiydi. Franky de Jong Evet. cezalarında Dembele'ye verdi. Dembele dışarıdan şut çekebilirler. Taylan yatarak müdahale ve Pedri'nin bir şut daha çekmesini engelledi ve Franky de Jong topu aldı. Ceza alanına doğru ortalayacaktı ancak geriye Eri'ye döndü. Erik derinlemesine pasla Torres'i gördü. Torres'i Saş'a karşılıyor. Ceza alanına doğru bir pas. Aubameyang ama orada Çıkal'ın geri pasında Pedri kaptı ve şimdi Franky de Jong sağ taraflı Dembele karşısında tüm Galatasaray takımı savunma yapıyor. Çıkal da geldi aşağı doğru pres yaptı ancak topu Eri'ye kazandırdılar. Dakika 67 Marka çok iyi kesti. Taylan topu kaptı. Taylan şimdi Çıka. Çıka ileri doğru verebilir mi? Çıka aradan gönderdi. Mustafa'ya mı? Babel'e mi? Maalesef kimse göremedi. Evet. Feghouli'yi çok aradık herhalde bu maçta. Hiç düşünmezdim de sanki aradık gibi abi. Evet. Evet, bir oyuncu değişikliği daha geliyor. Gavi oyuna girecek muhtemelen. Sahada Gavi'yi göreceğiz birazdan. Abi şu anda bizim de yapmamız lazım bir iki değişiklik. Aklına gelirse yapar. Evet, kimi çıkartıyor? 21 numara. Franky de Jong çıktı. Ve Gavi oyuna girdi. Gavi de iyi adam ha. Ona da dikkat etmek lazım. Ya düşün ya adamın çıkanına bak, girenine bak abi. Yani Evet. adamdan Dostlar ya bu. Traore çıkıyor, Dembele giriyor. Yani böyle bir takımla maç Evet. yapıyoruz. Ezilmiyoruz. Yani aslında kafa kafaya bir oyun var, onu söyleyeyim. Ama işte iki tane aptalca kısa paslaşmalar ve gol geldi. 2-1 gerideyiz. Biz sadece Mustafa Muhammed'i soktuk oyuna. Evet. Şimdi Araujo orta yuvarlakta Busquets'i gördü ve orta yuvarlaktaki Busquets'te Pedri hemen sol tarafta Ferran Torres'e topu aktardı ve şimdi topu aldı. Ceza alanına doğru girmeye çalışıyor. Aman Allah'ım ya. Ne güzel bir çalım Taylan'a. Pedri gerçekten çok büyük bir yetenek abi ya. Şimdi Evet, Gavi evet. topu kaptı. Hemen geriye doğru çıkarttı ve Jordi Alba Busquets'e aktardı. Busquets ceza alanına doğru girebilir. Orada tekrar Gavi topu geriye doğru Eri'ye gönderdi ve Erik yarı sahamızın ortasında hemen sol taraftaki Ferran Torres'e topu aktardı. O da Gavi'ye verdi. Yani Evet. bu Gavi'nin nerede Ragnar 1905 demiş ki Babel yürüyor, Çika dökülüyor ve Torrent hala izliyor. Ya ben bunu ilk yarıdan beri söylüyorum zaten. Yani bak Babel'i beğenenler de oldu. Eyvallah, saygım sonsuz ama yani Babel kreatif bir oyun oynamıyor. Hiçbir şey yok Babel'de. Çıka Evet. desem bak en sevdiğimiz oyunculardan ama yok. Evet, Bak, herkes Babel'le çıkmıyor diyor. her topta Çıka topu kaptırıyor. Bak şimdi bir orta geldi. Topu alıp ileri gidecek. Arkasındaki oyuncu geldi topu aldı ve ceza alanına gönderdi. Ama gerçekten devasa oynayan bir marka o Ya topu kesti. benim anlamadım Kıvanç, benim anlamadım ne biliyor musun? Şu anda 35 milyon Galatasaraylı Çıkayla Babel çıkmalı diyor. Bunu yıllardır teknik direktörlük yapan, bu işin içinde olan adam nasıl görmüyor? Ben onu anlamıyorum abi ya. Tekrar edeyim ki Çıkal da Vedat abinizin en sevdiği oyunculardandır. Ama çıkmalı işte. Evet. Şimdi sağ tarafta Araujo ileri gitmeye çalışıyor ama presimiz var Berkan. Yani şu koşulda gördüğüm şeyi söyleyeyim. Barcelona 3'ü atar, Galatasaray 2-2 yapamaz. Evet abi Biliyorsun. yani bir de şey yani Torrent şu anda üçüncü golü bekliyor herhalde abi. Yani şurada 2-1'ken senin ayağın kısayken yakalama bir adımlık şeydeyken şu hamleyi yap abi 3-1'de geçmiş olsun artık. Ondan sonra kimi sokarsan sok. Evet. Zaten zaman da kalmıyor. Kaç oldu? Hadi arkadaşlar 300 kişiyiz bir totem yapalım. Hepimiz böyle birer beğeni bırakalım. Belki bir gol atarız. Hadi. Hadi bir totem arkadaşlar. Beğeni bırakalım. Abone olmayanlar abone olsun.
golü atalım arkadaşlar hep beraber. Hadi. Ben de dakika 71 topu hakeme çarptığı için Barcelona'ya bıraktı. Busquets geriye doğru eriye döndü. Şimdi tekrar Erik cezana doğru gelmeye çalışıyor. Abi şu anda gerçekten yani kötülemek için söylemiyorum. Bak herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ya abi Babel'le çıkanın mutlaka değişmesi lazım ya. Bu adamlar daha ne kadar dayanacaklar ve şu Evet, anda bak gene Mel. dönen top ceza alanına Gavi girmeye çalışırken bu sefer Anholt'un yaptığı harekette faul verildi. Ceza alanımızın sol çaprazından hemen 2 metre kadar önünden bir serbest vuruş kullanılacak ve hele şükür Morutan geliyor. Evet, Morutan hazırlandığına göre muhtemelen Çika veya kanatta oynamasını istediği düşünürsek orada da Babel çıkma ihtimali var Belki gibi gözüküyor. Babel'i çıkaracak bence. Bilemiyorum. Bu Torrent'in ne yaptığını pek bilemediğim için yani bir şey diyemiyorum. Dakika 72 sol çaprazımızdan tehlikeli bir yer. Onlar için her zaman tehlikeli olmuş bir yerdir. Bir serbest vuruş kullanacak şimdi. Barça Dembele topun başında. Dakika 72'yi geçtik. 73'e doğru ilerliyoruz ve şu anda serbest vuruş için Jordi Alba yanılmıyorsam topun başında. Oyuncularımız yerlerini aldı. Bakalım nasıl bir serbest vuruşu kullanacaklar. Dembele kaleye doğru gönderdi. Babel'in kafasından seken top. Babel yerde kaldı. Şimdi hakem oyunu durdurdu çünkü direkt kafasına gelen bir şutta Babel yerde kaldı. Hakem hemen sağlık görevlilerini çağırdı. Babel kulağını tutuyor. Yani muhtemelen soğuk havadan dolayı o sert top kulağına geldiği için Babel bu sıkıntıyı, bu sakatlığı yaşamış olabilir. Bakalım. Ama o topu da Mustafa da güzel sektirmiş. Evet, dakika 73. Sakatlık molası şu anda oyuncumuz Babel muayene ediliyor doktor Sen tarafından. sakatlık geçene kadar bir refresh yap. 2 dakika falan geride gözüküyorsun şu anda. Ben de mesajları okuyayım. Morutan'ı alıyor demiş. Mehmet Bozok alamayız demiş. Nedim Kiraz hadi bir gol Allah'ım yardım et güzel bir gol atalım. Ecevit Bölükbaşı oyun durdu değişiklik yapsana be hoca. Ali Halil Dizli. oyuna giriyor. Babel'le değişiyor. Büyük bir ihtimalle Çıkalda oyundan çıkacak. Onun yerine de Morutan girecek. Şimdi biraz daha bir hareket bekliyorum artık. Evet, aynen. Ben de Evet, bekliyorum. Halil Murat Babel Bey'in. değişikliği dakika 74. Bakalım diğer oyuncuyu aldı mı? Evet, Morutan da Çıka değişikliği. Evet, aynen. Tahmin ettiğimiz gibi. Demek ki Trabzon demiş ki. hoca uyumuyormuş, değil mi? Evet. Ama geç uyandı. Ne yapalım abi? 74. dakikada burada, orada 76 oldu ama 74. Şimdi tekrar bakalım oyuncularımız ne yapacak? Çift forvet gibi oynuyoruz. Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammed çok iyi pres koydular. Ya oyun biraz değişecek bak içime doğuyor. Ben burada Marka'ya yapılan bir dirsek hareketi var. Gavi'nin yaptığı hareket. Hakeme hiçbir şey yapmadım diyor. Ancak Gavi'nin burada yapmış olduğu harekette bakayım. O net bir sarı kart. Hakem vermedi ama faulü gösterdi. Evet. Tokatı Gavi Marka'nın suratına tokatı yapıştırmış. Evet. Fatih Aksoy demiş oyunu taşıyacak oyuncuları almamız lazımdı. Ona da şimdi uyandı demiş. Efe 85'e kadar bir gol atarsak işler değişir demiş. Ya 90'a kadar da bir gol atsak işler değişir. Yani ben eminim maç bitene kadar her an bir gol atabilecek pozisyonda olursak ki Kerem hala ağırlığını koyamadı. Kerem'e çok tedbir almışlar. Şimdi Kerem topun başında ceza alanı ön tarafında oyuncularımız yerlerini aldılar. Serbest vuruşu kullanacak ve Kerem'in kullandığı serbest vuruşa göre bakalım nasıl bir pozisyon yaratabileceğiz. Çok güzel bir orta. Nelson'a doğru Nelson kafayla sektirdi. Mustafa Muhammed'e gelmeden uzaklaştırdılar. Ancak orada Saşa topu sektirerek içeri doğru gönderdi ama gene havalanan top Taylan ve Halil Dervişoğlu topu sektirerek ileri atmaya çalıştılar ancak bunda
başarılı olamadılar. İnaki Peña'ya kadar gelen topu da İnaki Peña eline aldı. Dakika 78 diyor. Şunu bir refresh yapalım. Evet, aslında Bruce'un yorumunu beğendim. Aslında 1-0'ı ilk yarıda korusaydık bence disiplinden kopabilirlerdi. Onu söyleyeyim. Çok iyi bir pas. Araya Evet, doğru evet. Halil Dervişoğlu giremedi. Uzaklaştırılan top da şimdi orada Pedri çok iyi oynadı topla ama yerde kaldı. Hakem gerçekten bu pozisyonlarda iyi ki bize vermiyor ama orada Berkan'ın pası Morutan'a çarptı. Ve tekrar Berkan geldi. Ayağa koydu. Morutan topu kazandı. İçeri doğru girmeye çalışıyor. Aradan gönderdi. Mustafa Muhammed kaleyi görür görmez çaprazdan bir şut. Ve dakika 77'de Mustafa Muhammed'in cılız şutu. Aslında sert ama kötü şutu diyelim. Out'a çıktı. Ben bu takıma güveniyorum. Her şey olabilir. 2-2'yi bulursak bu turu geçeriz. Hadi çocuklar. Erik topu aldı Fike'den. Şimdi ileri doğru gitmeye çalışıyor. Halil de pres koydu. Nelson geldi. Berkan'a gönderdi. Berkan Marka'ya. Marka tekrar Berkan'a. Berkan şimdi ileri doğru gidebilir. Arkasından bir oyuncu geliyor ama kimse onu uyarmadı. Seken top Marka Morutan'a verdi. Morutan Kerem. Kerem aradan çok iyi bir pas düşündü ama Fike kesti ve şimdi Busquets'i de Mustafa Muhammed'in yaptığı bir hareket var. Hakem devam dedi, avantaj dedi. Çünkü Barcelona'da kaldı top dakika 78 ve Barcelona şimdi savunmadan topu ileri doğru çıkarmaya çalışıyor. Sol tarafta Ferran Torres topu aldı. Geriye doğru Jordi Alba. Jordi Alba presi görünce de kalecisi Steigen'e döndü. Ve Steigen'e şimdi Halil bir pres koydu ama Kerem araya girdi. Kerem, Araujo düşürmeye çalışıyor Kerem'i ki düşürdü de hakem hiçbir şey yok dedi Kerem'e. Kalk devam dedi. 78. dakikada bu faali vermedi. Ve şimdi Dembele ile hızlı bir atak gelişiyor. Demek ki Memphis Depay'ı pek tutmuyor artık Xavi. Çünkü Aubameyang'la hala devam ediyor. Gol atmasına rağmen Aubameyang pek bence başarılı değil Barcelona'da. Pedri'nin şutu Tayland'dan sekti. Seken topu da Inaki Peña aldı ve şimdi ileri doğru göndermeye çalışıyor. Adam hala ya ulan Memphis Depay dedim ağzıma eşekler öpsün. Memphis Depay'ı getiriyor kenarıya. Tayland. Ulan abi oho Tayland'a yapılan bir faul var. Tayland yerde kaldı ve sarı kart gördü. Gavi hele şükür hakem. Dostum ben bir su içiyorum. Kusura bakmayın. Evet, burada Taylan'ın kaldığı pozisyon, yerde kaldığı pozisyon, ayağa kalktığını Pedri'ye vermiş. Gavi'ye değil arkadaşlar, özür diliyorum. Pedri'ye vermiş. Pedri sarı kart gördü. Bu çocuk gerçekten isimsiz bir kahraman gibi. Çok yetenekli gördüğüm kadarıyla. Pozisyonların çoğunda da Pedri var zaten. Burada da Araujo'nun tutamayıp orada Kerem kendi düşmüş. Fike bir şey yapmadım diyor. Hakem devam ettiriyor. Evet şimdi faulle biz oyuna başladık ve Sasha Nelson paslaşması dakika 80. Şimdi Marka'ya kadar geldi. Marka Nelson'a gönderdi. Nelson geriye doğru. Inaki Peña. Inaki Peña uzun gönderebilir. Göndermedi. Nelson'a aktardı. Nelson uzun bir şekilde topu gönderdi ve orada Morutan topu kaptırmadı ama yakaladı. Hemen arkadaki Nelson'a doğru gönderdi. Nelson şimdi aradan Tayland, Morutan ve Nelson üçgeni arasında top kaleci Inaki Peña'ya kadar geldi ve dakikalar 80 oldu. Şimdi degajı Halil kaptı. Halil'in kaptığı top Marka ortaya doğru gönderdi. Ortada Berkan çok iyi bir pas. Hemen Kerem cezaına doğru girdi. Kerem at be Kerem şunu. At be şunu. Allah ya. Yapma be Kerem. Cezaına soldan çok güzel girdi. Çaprazdan ama ters pozisyondu. Ve orada topu vurduğu halde seken top şimdi taça kadar gitti. Barcelona Morutan'ın mücadelesi sonucunda topu taça atarak rahatlamak istedi arkadaşlar. Ama Kerem'in kaçırdığı golü görmeniz lazım.
Evet, Barcelona savunması çok dikkatli. Cezanın sol tarafından şimdi bir serbest vuruş, taç atışıyla Galatasaray oyuna başlayacak arkadaşlar. Mücadele gerçekten çok iyi. Devam edin çocuklar. Jordi Alba'nın Morata'na yaptığı hareketler baya baya bir sert. Ama ne yapıyor? Şimdi Fike'ye zamandan çalmaya çalışıyor ve hakem uyardı kendisini. Hayır, buradan değil, en yakın çizgiden çık dedi. Hala ağır ağır çıkıyor ve Barcelona'nın zamanla oynadığını şu anda görüyoruz ve şaşırıyoruz. Memphis Depay oyuna girdi. Ah Kerem ah diyorlar. Kerem gol kaçırdı. Biliyorum abi. Şimdi Fike çıktı. Memphis Depay oyuna girdi. Ve Aubameyang çıktı. Onun yerine de kim girdi la bu kim? Ya Fike hala sahadan çıkmıyor. Hakem sürekli çıkarmaya ki abi zamanı oynuyor ya Barcelona. Ya böyle bir şey olamaz ya. Evet, bakalım kaç dakika uzatma verecek. Daha var abi, daha var. Rahat ol. Evet, Clement girmiş şimdi. Clement oyuna girdi. Aubameyang çıktı. Fike girdi. Memphis Depay. Fike çıktı. Memphis Depay girdi. Şimdi Depay forvete geçti. Büyük bir ihtimalle de Clement de kanata veya geriye doğru savunmanın arasına gelecektir. Uzun bir top gönderdiler. Marka topa sahip oldu. Şimdi gene Pedri Marka'ya girmeye çalışıyor ama orada Marka o topu kaptırmaya hiç niyetli değil. Topu kaptı. Dört tane Barcelona'nın arasından gene kapmaya çalıştılar. Gene kaptı. Marka ölümüne oynuyor ve hakem orada bir offside olduğunu söylüyor. Ancak Marka'ya da yapılan net bir faul var. Hakem onu da çalmadı. Fakat abi 5 tane Barcelona'lı oyuncunun arasında yaptığı mücadeleyi görmen lazım. Evet. Helal olsun kaptan. Abi çok erken yedik ilk golü ya. Biraz dayansaydık maç çok değişik olurdu Dur ben abi sana sen söyleyeyim. de kapılma şey. Aa, özür dilerim. Bizim yaptığımızda faul demiş. Evet, ceza alanının yaklaşık 30 metre kadar çaprazından Memphis Depay topun başında ve şimdi o serbest vuruşu kullanacak. Büyük bir ihtimalle dışarı çıktı ki orada Galatasaray hata olarak göstermiş. Hemen Kerem topu aldı. Uzun bir top gönderebilirler. Kerem topu aldıktan sonra 3 kişi birden Dembele ve yanında kim var orada? Pedri hemen orada prese geldiler. Anhol topu aldı. Taçı kullandı. Berkan geriye doğru döndü. Marka Nelson aktardı. Nelson şimdi ileri doğru çıkmaya çalışıyor. Saşa aradan kaçtı ama onu göremedi. Morutan'a verdi. Morutan orta alanda Berkan da boş. Morutan uzun gönderdi. Sol tarafta Kerem. Kerem çok güzel istop etti ve hemen yanındaki Anhol. Aradan çok güzel pas Kerem. Kerem kaçtı. Geriye doğru. Aman Allah'ım, Kerem pas verdi ama Aroh'un ayağından seken top kalecide kontrpide kalmıştı ve kale direğinin dibinden son anda yavaş bir top olduğu için Steigen topa sahip oldu. Hadi be çocuklar, inanın ya, inanın. Evet, çok güzel bir pres daha Nelson'dan ancak Memphis Depay'a yapılan harekete faul dedi. Barcelonalı oyuncular maç bitsin, böyle bitsin diye her şeyi yapıyor ve maalesef sonunda dediğinizi yaptınız. Dakika 85, Anhol çıktı, Ömer girdi. Sizi tebrik ederim sayın chat'teki arkadaşlar. Uzun bir top Saşa karşıladı ancak top taça çıktı. Abi şimdi ben sana bir soru soracağım. Ömer'den ne bekliyorsun? Abi demek şeyde Anok yoruldu veya sakatlandı demin Anok biliyorsun orada. gayet iyi çıktı. Yorulmuş olabilir ama. Genelde onun kanadından çok geldiler de. Şimdi onun kanadından bir gol yersek şaşırır mıyız? Şaşırmayız da abi artık dakika 85 Ya olmuş. Jordi Alba şimdi taraftarı kışkırttı ve ondan sonra birkaç tane taraftar ona bir şey su şeyi fırlattı, plastik su bardakları ve hemen sahaya girdi. Hakeme gösteriyor. Hakem gel dedi.
bekliyor taraftar. Ya arkadaşlar yapmayın ya. Ya bu kadar basit değil ya. Ya birileri onları engellesin, çıkın konuşun ya. Evet. Jordi Alba zaten tilkinin önde gideni. Jordi Alba benim nazarımda Skobic'ten farklı değil. Evet. Michael Schofield demiş, Ömer atar belki golü demiş. Ya hala atıyorlar ya. Al hakem maçı bitirdi. Şimdi de Jordi Alba ile Berkan birbirlerine girdiler. Hala su şişesi atıyorlar. Hakem maçı durdurdu. Aptallar ya. Allah ya, özür diliyorum arkadaşlar. Üç tane şerefsiz seyirci yüzünden ya şu takım gene ceza yiyecek ya. Allah'ım ya. Ya ne tarihiyle geliyorsun? Adam 2-1 önde zaten. Senin atak geliştirmeni engellemek için her şeyi yapıyor. Zamanı oynuyor. Aynen. Evet. Amor ise demiş ki 84'te Ömer tek ihtiyacımız olandı. Şimdi onlar düşünsün demiş. Ama tahrik yapan Jordi Alba sarı yedi şimdi hakemden. Evet, taraftarı kışkırtmada sarı kart demiş Can Hala Hacıoğlu. Taraftara küfrediyor. Hala. Adamlar işte isteğine ulaştılar abi. Kaç dakika çaldılar gene. 2 dakika 20 saniye gitti abi. Aynen. Ya istedikleri buydu abi zaten. Zamanı oynuyorlar. Fikir'in diyorum ya. Dışarı, bak Fikir gibi bir adamın dışarı çıkışını görmen lazım abi. Hakem Evet. Dayanamadı. Sen yürü dedi kardeşim buradan. E ben çıkıyorum. Öyle hadi tebrik edeyim. Böyle yapıyor. E şimdi böyle yapıyor. Bunlar zamanı oynuyorlar. Sen de orada su şişesi atıyorsun ya. Abi yazıktır ya. Biraz bilinç ya. Evet. Top gene karambol cezanı çaprazındaydı. Nelson kafayla uzaklaştırdı. Gene Jordi Alba aynı yerde topu aldı, taçı kullandı. Hiç umurunda değil. Ama taraftarı da orada güvenlikler engellemeye çalışıyor. Eri'ye kadar top geri geldi. Erik uzun bir ara top gönderdi. Ömer Bayram kafayla engelledi. Berkan topu aldı. Kerem'e aktarmaya çalıştı ama Kerem topu alamadığı için şimdi Aroho yanındaki Dembele'ye, Dembele Aroho'ya, Aroho'da Memphis Depay'a bunlar paslaşarak gitmeye çalışırlarken Dembele topu dışarıya attı ve taç atışıyla şimdi oyun başlayacak. Ömer topu aldı. Yarı sahanın ortasından ileri doğru gönderdi. Mustafa Muhammed inanılmaz bir şekilde kaptı ve araya Halil'e bıraktı ama orada gene kim o? Bakayım şöyle bir Erik mi? Araya girdi ve Aroho araya girdi ve topu engelledi. Taça attı. Şimdi taç atışı Kerem'e geldi. Kerem marka Nelson. Şimdi Nelson orta yuvarlakta. Hemen arkasında pres var Pedri'den. O da kaleci Peyne'ye döndü. Peyne uzun bir top gönderdi ama orada Aroho vardı ve topu havalandırarak ileri doğru gönderdi. Marka ve Ömer Bayram sala. Ömer Bayram. Markan alacağı topu Ömer Bayram sektirdi. Adamlara pozisyon yaratıyordu neredeyse. Sarı kart gördü. Düşürdü çünkü. Ama neyse. Devam. Daha var. En az 4 dakika 5 dakika uzayacak bu maç. Ömer Bayram'da sarı kart gördüğüne göre ne kadar güzel. Hadi bakalım. Şimdi serbest vuruş kullanacaklar. Jordi Alba itiraz ederek gene zamanı oynuyor. Jordi Alba'nın en büyük özelliğidir bu abi. Yani böyle konuşarak ederek hakemleri meşgul eder ve ondan sonra zamanı oynar. Ya Barcelona'nın şurada zamanı oynaması bile bence büyük bir keyif ya. Herkes evet. Gördü. Kaç dakika? 6 dakika uzatma verildi. 6 dakika vermiş evet. Evet, şimdi Memphis Depay topun başında karşısında 3 kişilik baraj var. Orta yapıldı ancak top
out'a çıktı Busquets'in vuruşunda. Bu arada abi bugün Perşembe akşamı ve maçımız var. Lig maçının pazar günü 4'te olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Bir de Fener'in şeyi yok. Avrupa Kupası maçı yok. Fener'i 19'a vermişler abi. Olacak iş değil ya. Yayıncı Resmen rezillik. kuruluş belirliyor saatleri. Yayıncı kuruluş. Rezillik. Ya bu federasyon gerçekten rezil ya, rezil. Kepaze. Şimdi uzun bir top Halil alabilir. Mustafa Muhammed alamadı. Şimdi Morutan da baskı yaptı. Mustafa da geldi. Baskıyı yaptı. Topu alabilecekler. Morutan kaptı. Korner çizgisi önünde. Hemen karşısında Jordi Alba da var. Morutan içeri doğru girmeye çalışıyor. İki tane Barcelonalı engellemeye çalıştı. Mustafa Muhammed indirdi ama maalesef Barcelonalı oyuncu uzaklaştırdı ve Dembele şimdi atağa kalkıyor. Dembele yanında Berkan var. Berkan durduramadı ve sol tarafta kime geldi? Gavi'ye geldi. Gavi'nin üzerine Berkan da geldi. Nelson da geldi. Berkan şimdi Gavi'yi geriye doğru püskürttü ve Busquets topu aldı. Dembele Pedri ve hemen sağ taraftaki oyuncu Araujo şu anda topu aldı ve geriye doğru döndü. Eri'ye geldi. Erik de şimdi Jordi Alba'ya. Jordi Alba karşısında Morutan vardı. Berkan da vardı. Nelson da geldi. Nelson ileride kaldı. Çok iyi bir top. Ancak direkten döndü abi. Nelson ileride kaldı. Marka da yetişemedi. Çok iyi. Memphis Depay yanılmıyorsam çok iyi bir şut çekti. Top direkten döndü. Yo hayır. Ferran Torres çekiyor şutu ancak orada da hakemin bir offside kararı var. Güzel şuttu ama. Ömer Evet. Bayram şimdi Kerem'e. Kerem gene faulle yerde kaldı. Aa, hakem devam ettiriyor. Dembele şimdi Memphis Depay Pedri'ye verdi. Aa ben faul diye sana baktım ha. Evet şimdi ortada bakalım. Evet, kim aldı onu? Busquets topu aldı. Hemen Eri'ye Erik. Araujo'ya gönderdi. Araujo sağ tarafta Dembele. Dembele yanına kadar Memphis Depay geldi. Ona vermedi. Ve hemen Pedri'ye gönderdi. Pedri Dembele'ye verdi. Taylan ona bir faul yapılmış olması lazım. Hakem gene devam dedi. Hemen sol tarafa gönderdi. Jordi Alba, Memphis Depay vuruşu dışarıya çıktı. Abi bu adamın faul yap vermek gibi bir şeyi yok mu ya? O kadar net bir Kerem'e faul vardı. Ben hatta döndüm sana. Hani sohbet ederiz diye. Evet. Uzatmayı 6 dakika verdi arkadaşlar. Şu an 3. dakikayı geçtik. 4'e doğru gidiyoruz. Nelson topu aldı ve ileriye doğru uzun bir top gönderdi. Mustafa Muhammed sekti. Oradan Araujo hemen geriye doğru uzun bir top. Ama orada Kerem'e geldi. Kerem Araujo'yu geçebilir mi? Araujo vücudunu koydu ve Kerem'i engelledi. Şimdi Kerem topu almaya çalışıyor. Araujo Kerem'e gerçekten fiziki bir üstünü kurduğu için topu uzaklaştırdı ve şimdi sağ taraftan Pedri ile bir atak geliştiriyorlar. Pedri Dembele, Dembele Pedri ve şimdi Busquets'ten sol tarafa doğru giden top Jordi Alba. Jordi Alba Memphis Depay'a verdi ama seken top Morata'nın koluna çarptığı için serbest vuruş kullanacak Barça. Dakika 4 oldu. Burada Morata'nın koluna çarptığı için kart beklentileri var. Aslında verilebilirdi ama çarpma olduğu için ve ilgisiz bir pozisyonda olduğu için kartı göstermediler. Çok üzüleceğim abi. Yani bu kadar dengeli bir oyunda, dengeli. Yani oyunun kontrolü belki Barcelona'da ama dengeli bir oyunda yenilip elenmek hem de 2-1. Evet. Deplasmanda zoru başarmak, evinde de bu kadar basit 2 golle Evet ya. yenilmek. Dembele şimdi Ömer karşısında Dembele içeri girmek istedi ama girmiyor. Genelde Barcelona ne yapıyor biliyor musun şu anda? Topu zamana oynuyor. Evet. Yani ya bence değişiklikleri çok geç yaptık. İkincisi golü çok erken yedik, birinci golü. Evet şimdi Saşa araya girebilir mi? Girmeye çalıştı ama Gavi topu aldı. Şimdi orada Morutan da pres yaptı. Geriye doğru döndüler ve orada Jordi Alba o da kaleye doğru gönderdiği top kaleci Stengel miydi? Neydi bu karın arası? Onun ayağına geldi uzun gönderdi ve Ömer Bayram kafayla Dembele üzerinden topu aldı. Dembele cezana girebilir. Girerken şut çaprazdan dışarıya çıktı. Abi Barça bizi yeniyor. 2-1 galip.
Ama gerçekten Barça oynayamıyor. Onu rahat söyleyeyim sana. Yani bak, 3'ü atabilir. Hiçbir şey demiyorum. 2'yi de yiyebilir ama yani Barça'yı ben bu kadar aciz uzun zamandan beri görmedim. Ama Evet. gene tabii ayakları Bitti. Barcelona maçı kazanmış. Bitti maç, bitti. Maalesef arkadaşlar, şimdi burada da düdük çalacak zaten. Ancak scoreboard'da maalesef bu maçın bittiği bilgisini gördük. Hemen hemen şimdi hakem düdüğü çalacak. Üzgünüz. Yani yenildik. Ama ezildik mi? Hayır. Hakem zaten şimdi düdüğü çaldı ve oyunu bitirdi. Galatasaraylı oyuncular kendilerini yere bıraktılar. Ancak Torrent'le Xavi şimdi sarılıyorlar. Barcelona'da oyuncuları görmen ve yedekleri görmen lazım. Evet. Neredeyse hamuda kalkarak gidecekler. Evet abi, yani dediğim gibi onlar bayağı korktular turu geçemeyecekleri için. Seyirci 1-0 geriye düştüler falan. Orada bayağı kırıldılar ama dediğim gibi golü çok erken yememiz bu tura mal oldu bize. Eğer biz bir 10 dakika daha gol yemeseydik, sıksaydık, onların oyunu gittikçe düşecekti. Ve bence Torrent çok geç oyuncu oyuna müdahale etti. O adam birken oyuna müdahale edebiliyor. Deplasman takımının hocası. Bir de en iyi adamını, yani en iyi denilen adamı çıkarıyor kötü oynadığı için. Bizimki kötü oynayan 3 tane adamı görmüyor abi. Bizim gibi seyrediyor. Ta 70'te mi ne zaman değiştirdi? Yani ben dediğim gibi, yani Torrent'in çok iyi bir hoca olduğunu, ben tamam iyi bir 63'te Mustafa ile Gomis değişti abi. Teorisyen olabilir ama yani ben çok iyi bir böyle yani pratikte iyi bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Yani bence yani bütün 30 milyon taraftarın gördüğünü hoca göremedi maalesef. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz. Çünkü elimize geldi tur. Barcelona cehenneminden 0-0'la çıktık. Burada ilk golü attık. Yani maç elimize geldi tur ama dediğim gibi olmadı. Evet abi, genel olarak istatistiklerde çok büyük bir fark yok. Dengede oynanan bir maçtı. Ancak 2-1 yakaladıktan sonra Barcelona genel olarak gördüğümüz zamanı oynayan bir Barcelona'ydı. Jordi Alba çok kurnazlık yaptı ve ben artık bu seyircileri uyarmak istiyorum. Arkadaş, gaza gelmeyin. Yani böyle şeyler bilerek yapılıyor. Bak, Beşiktaş maçında yaptılar. Ondan önceki neydi? Rize maçı. Yaptılar. Hemen gaza geliyorsunuz. Ya bu kadar gaza gelmeyin. Siz sahaya inseniz o adamın kaçacak yeri var mı? Yok. O adam size bunu bilerek yapıyor. Zamanı oynuyor. Ama yani zamanı oynasa da oynamasa da aslında gördüğümüz kadarıyla Barça 3'ü atabilirdi. Ancak biz 2'yi atabilir miydik? Biraz soru işaretliydi. Fakat ben gene de arkadaşlar, tüm samimiyetimizle içimden söylüyorum. Samimiyetimle içimden gelerek söylüyorum. Galatasaray'ımıza teşekkür ediyorum. Bu turda bu şekilde bir maç yapamayan, Mayıs'ı göremeyen, daha doğrusu Mart ama Mayıs'ı göremeyen arkadaşlar, ne oldu, mutlu oldunuz mu? Sizlere ben Halep kınası göndereyim ki mülayim yerlerinize sürersiniz ve rahatlarsınız. Ama ben Galatasaray'ımla gurur duyuyorum. Ben bir tek şey daha söyleyeyim. Abi, İyi bir orta alanımız olsaydı bence bu kadar kolay olmazdı bu iş. Evet. Orta sahada kaybettik oyunu. Ben de demin değerlendirmeyi yaparken onu söyleyecektim zaten. Gerçekten orta sahamızı çok kolay geçtiler. Yani kalite farkı var. Belki şu anda bu Barcelona bu kupayı alacak. O güçte ve o kalitede bir takım. Bence Ama alır abi. dediğim gibi, Bence alır. yani bizim içimizi yakan, bizi üzen şey. Ya maç elimize geldi, tur elimize geldi. Ondan sonra bence yanlış taktiklerle ve yanlış stratejiyle elimizden kayıp gitti. Beni tek üzen şey de o. Yoksa yani böyle çok açık bir farkla eze eze elenmedik yani. Onu söyleyeyim. Yok, yani bazılarının çok beklediği gibi fark olur, şöyle olur, rezil olacak, oradaki bir şanstı diyen herkese cevabı olsun. Evet, bence Torrent değişikliklerde çok gecikti. Bak, ilk yarı ne dedik size?
Arkadaşlar Traore aksıyor. Adam Traore'yi ikinci araya çıkarmadı. Nokta. Evet, Yani adam bunu yapabiliyor ama evet. bizim hocamız bunu yapmadı. Tamam. Ha, bu bir bahane mi? Değil. Arkadaşlar Galatasaray grubunu birinci sırada bitirdi ve son 16'da ne yaptık? Bir tane şanssız kurayla Şampiyonlar Ligi'nden gelmiş olan ve kendini yenilemiş olan bir Barça'yla maç yaptık. Ben kendileriyle gurur duyuyorum. Her oyuncuyu mücadelesi iyi veya kötü tebrik ediyorum. Ama özellikle Marka, Nelson, gerçekten sizler çok büyük değerlersiniz. Özellikle Marka, kaptanlığı hak ediyorsun kardeşim. Evet. Birilerinin lafına rağmen kaptanlığı hak ediyorsun. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum ve bana bu duyguyu yaşattığı için, bazılarına da bu kıskançlığı yaşattığı için de kendilerine teşekkür ediyorum abi. Evet, ben de senin eline, emeğine, ağzına sağlık. Çok güzel anlattın maçı. Yine çok başarılı bir yayın yaptık. Ve dediğim gibi bizden sonra hemen Eyüp Yıldız kanalına geçiyoruz arkadaşlar. Eyüp Yıldız maç sonrası değerlendirmeleriyle Mehmet Boygar büyük ihtimalle orada, Günay Esentürk. Çok güzel değerlendirmeler yapıyorlar. Hepimiz oraya gidiyoruz. Ve bizden çıkarken de lütfen bizim emeğimize karşılık birer beğeni bırakırsanız, bir de abone olmayanlar da abone olurlarsa çok mutlu oluruz. Sizleri seviyoruz. Üzüldük ama dediğimiz gibi biz sevinmek için tutmadık bu takımı. Bu takımı biz öylesiye tutuyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ben de herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başınız dik dursun. Aynen.